Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu günler, programımıza hoş geldiniz. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turun heyecanı devam ediyor. Çeyrek finalistler belli oldu dün oynanan maçlarla. Bugün yine önemli maçlar var. Onlardan bir tanesi de Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak. Fenerbahçe saat 20.30'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma Aspor'dan yayınlanacak. Radyo Spor her zaman olduğu gibi bütün detaylarını verecek bu maçında. Fenerbahçe'de bu önemli karşılaşma öncesi son durum ne? Buna bakacağız. Beşiktaş dün Ankara Gücü deplasmanında kaybetti. Penaltı atışları sonrasında 4-3 mağlup oldu rakibine. Trabzonspor uzatma dakikalarında bulduğu golle İstanbul'da Ümraniyespor karşısında çeyrek finalist oldu. Trabzonspor'la ilgili, Beşiktaş'la ilgili bağlantılarımız olacak. Öncelikli olarak dün akşama götürüyoruz sizleri. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda Ankara Gücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve penaltılara gittiler. İki takım ve penaltı atışları sonrasında Beşiktaş'ta penaltıları kaçıran oyuncular ya da Ankara Gücü'nde penaltıyı, iki penaltıyı kurtaran Gökhan Akkan ön plana çıkmıştı ve sonuç 4-3 olarak Ankara Gücü lehine ortaya çıktı ve çeyrek finalist olan takım Ankara Gücü oldu. Bakalım bu karşılaşmayı Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş nasıl yorumlamış? Buraya tabii maçı kazanmak ve turu geçmek için geldik. Oyun başında da oyun kontrollü ve etkili başladı. Rakip sahada oynamaya çalıştık. Ama oyun akıcılığımız ve pozisyon zenginliğimiz yoktu. Rakibin savunma anlayışındaki savunma yaparak kontraya çıkış düşüncesi ilk 10 dakikadan sonra zaman zaman etkili oldu. Git gel gel oyunla da rakip de pozisyon buldu, gol de buldu. Tabii bizim olumsuz tarafımız, top kayıplarımız fazla oldu. Özellikle zeminin de hızlı oynamaya engellemesi bunu etkiledi. Ama daha sonra ikinci yarıda hem oyun olarak hem de pozisyon olarak daha üstündük. Uzatmada da aynı şekilde kazanabileceğimiz maçı penaltılara kaldı. Penaltıda kaybettik. Penaltılar tabii ortak bir değerdir. Biz de kazanabilirdik, rakip de kazanabilirdi. Ankara Gücü takımında bundan sonra turda başarılar diliyorum. Biz de üzgünüz çünkü kupada bir hedefimiz de vardı. Ama burada kaybettik. Şimdi ayakta durmanın zamanı bizim için. Yani Delali'ye şu andaki durumu, genel olarak durumu, takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi cevaplamıyor zaten. Oyun olarak da cevaplamadı ama takım içerisinde şartlara bakacağız, değerlendireceğiz. Yani şu andaki oynamayı hak edecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Ya göndermek başka bir şey. Yani onlar ayrı bir şey. Yani şu andaki basın toplantısı konusu değil ama bizim maç kaybımızın Delali'nin oynayıp oynamamasıyla ilgiliydi. Tabii Delali iyi bir oyuncu, kariyeri oyuncu. Biz de onun iyi oynamasını, takıma katkısını yapmasını bekliyoruz ama şu anda o katkıyı veremeyeceğini düşünerek ya işte müsabakada daha önce oynattığımızda ve antrenmanlarda değerlendireceğiz. Hem kendisini hem kulüple beraber tabii değerlendirilecek. Rozier iyi bir oyuncu. Dalgalama geçirdiği dönemler oluyor. Zaman zaman işte oyuna katılıyor. Zaman zaman düşüşler geçiyor. Bu fiziksel tarafı da var. Mental tarafı da var. Ama bizim bildiğimiz Rozier'in daha altında oynadığını görüyoruz. Ama şu anda eldekilere göre yine katkı yapabilecek bir oyuncu. Zaten sonlara doğru düştü de oyundan. Orta sahayla ilgili tabii orta saha, defans, ilerisi, bu transferle ilgili yönetimi zaten konuşuyoruz ama onları kamuoyunda şu mevkiyi alacağımız diye bir açıklama ben yapmıyorum şu anda. Zaten transfer dışında çalışıyoruz. Bugün Ankara Gücü maçı vardı. Pazar günü Kayseri maçı var. Eldeki şartlara göre gelirse oyuncu değerlendiririz ama gelmeden bir şey konuşmak değil. Elimizdeki oyuncuları değerlendiriyoruz. Buraya gelirken de zaten son müsabakada Wellington ve Joseph sakatlanmıştı. Bugün için Gerson ve Cenk'in durumuna bakacağız. Çünkü bunlar da bizim için önemli. Yani eldeki kartonun üst üste oynadığı maçlarda ne kadar etkilendiği, ne vereceğini de tabii değerlendireceğiz. Az evvel söylediğim gibi yani transferle ilgili buradaki oyuncuları biz müsabakaya hazırladık ve onlarla eldeki şartlara göre, maça göre değerlendirdik. Pazar gününde bugünkü oyunculara bakarak, diğer sakatlara da bakarak değerlendireceğiz. Transfer olduğu zaman değerlendiririz ama şu anda olmadan bir şey söylemek doğru değil. Çünkü transfer zaten bu ay içerisinde hep konuşulacak. Giden gelen oluyor zaten. Bunlar bizde değil, bütün takımlar için olabilecek bir şey. Ama şu anda herhangi bir şey cevaplayamam. Sakatlığı var. O gelirken de vardı geçen maçta. Biraz dinlendirmiştik. Daha sonra kasığındaki ağrı devam ettiği için çıkarmak zorunda kaldık. Gerson da mesela yine yorgunluk ve sakatlık arasında gidip geliyor. Çünkü üst üste çok iyi maçlar oynadı. Çok tempolu koştu. Yani bu tabii kupa maçları bizim için de diğerleri için de olabilecek bir şey. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşarak devam edeceğiz programımıza. Az önce teknik direktör Şenol Güneş'i dinledik. Genel itibariyle Ankara Gücü'nün daha iyi oynadığına ifade etti ve başarılar, tebrikler. Onlara tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum dedi. Tebrik ederek başarılar diledi Ankara Gücü'ne ve
Delali'nin performansı oynamasına yeterli değil. Onunla ilgili düşüncelerimiz netleşiyor dedi. Yani Delali muhtemelen eğer bir çözüm üretilirse Beşiktaş'tan ayrılacak bu ara dönemde. Değerli dinleyiciler, programımızın bu aşamasında teknik direktör Sayın Oktay Derelioğlu'na kulak vereceğiz. Makedonya'da çok başarılı bir dönem geçiriyor. Goştivar takımını çalıştırıyor ve takımı namağlup ilk yarıyı lider bitirdi ve bu sıralarda Türkiye'deler, Antalya'da kamp yapacaklar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, özledim, iyi yayınlar. İyisiniz umarım hocam. Şükür, şükür Allah'a, iyiyim. Tebrik ederim hocam. Çok önemli bir performans gösterdiniz, teknik direktörlük performansı. Vallahi iyi, yani iyi işler yapmaya devam ediyoruz. Orada Türk ismini, Türkiye'nin adını iyi bir şekilde duyurduğumuza, temsil ettiğimize inanıyoruz. Makedonya basınında da bayağı geniş yer buluyoruz orada. Tabii Vardar gibi, yani Vardar oranın üç büyükler tarzında bir kulübü Türkiye'de düşünebilirsiniz. Mali sebeplerden dolayı ikinci lige düştüler. Onların önünde lider götürmek bayağı zor. Çünkü orada hakemlerin, işte basının, kamuoyunun da hep ona hep artı diyeyim katkıları oluyor. Bunlarla da uğraşmak. Yani sahanın içinden değil, sahanın dışından da. Yani çok mu tarafgir davranıyorlar hocam? Çok mu tarafgir davranıyorlar? Biraz. Biraz değil anladığım yani kadarıyla. Çok. Bazı maçlarda inanın hakemleri çoğu maçta yenmek zorunda kalıyoruz. Anladım. Bir de böyle bir problem var. Yani Vardar Avrupa'da da çok ismini duyurmuş. Bilinen bir kulüp olduğundan dolayı. Bizim için Vardar'ın birinci lige çıkarken o grupta beraber mücadele etmemiz bizim için de avantaj değil tabii. Ama buna rağmen namağlup lider bitirdiniz. Ondan evet. Bu da bir şey etken yani. Tebrik ederim. İkinci yarı için ne diyorsunuz? Öngörünüz nedir hocam? İkinci yarı takviyelerimizi yaptık. anlaşamadığımız ya da katkısı olmayan oyuncularla yollarımızı ayırıp 8 oyuncu yolladık. 8 oyuncu yeni transfer yaptık. İşte pazartesi günü kampımız Side'de başlıyor Antalya'da. Bir 12-13 gün süreçten sonra Goştivar'a dönüp Şubat'ın 17-18'i gibi ligimizi başlatıp son 15 maça da inşallah mağlup şekilde finalleyip şampiyon olmak istiyoruz. 39 yıldır Goştivar takımı birinci lige çıkmamış. İnşallah bunu yaşatırız Goştivar halkına diye düşünüyorum. Umarım hocam. Ve eğer bunu yaparsanız Türkiye'den gidip Avrupa'da kupa kazanan ilk teknik direktör olacaksınız. Evet inşallah. Doğru. Yani tabii önümüzde Fatih Hoca gibi çok değerli bir isim var. İşte Milan'da, Fiorentina'da, oralarda büyük yerlerde hocalık yapmış ama Makedonya Ligi de Avrupa'nın gözde yerlerinden izlenen, özellikle Belçika, Hollanda, zaman zaman Almanya'nın o bölgede, İsviçre özellikle devamlı takipte olduğu bir lig zaten. Balkanların tam göbeğinde olan. Bugün baktığınızda Elif Elmas işte çıkan bir değer, Makedon milli takımında oynuyor. İşte ülkemizde gol olmuş Yahoviç Göztepe'li. Baktığında işte Trabzon'a gelen Bardi, işte Fenerbahçe'de Alioski, yani çok değerli oyuncular çıkıyor oradan. Evet. Yani benim takımda da var zaten çok değerli oyuncular, çok kaliteli oyuncular. Bir maden olarak gerçekten çok önemli bir yetenekler var. Eski Yugoslav ekolünü temsil eden spor disiplini oradan gelen bir ülke galiba. Tabii. Peki. Kesinlikle. Hocam Beşiktaş'la ilgili bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Dünkü maçı izleme şansı elde ettiniz mi, Ankara Gücü maçını? İkinci yarıyı izledim. İlk yarıyı izleme şansım bulamadım trafikten dolayı. Niye sonuca gidemedi ikinci yarıda? Daha atak üstünlüğü vardı ama bu atakları gol pozisyonuna dönüştürebilecek organizasyon sorunu da vardı Beşiktaş'ta aynı zamanda. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Tabii bu ligin başından beri Beşiktaş'ta çok takımı yani tam anlamıyla 90 dakika götürebilecek oyunun şeyleri, eksikliği var. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi de takım boyu, takım savunması özellikle ve
merkezdeki oyuncuların tam istediği tarzda oyuncuların olamamasının çok büyük bir nedeni var. Herkes işte genelde forvet, orta saha, işte kenar söylüyor ama bugün baktığımızda Beşiktaş'ın merkez oyuncuları o oyun kurgusunda çok pasif kalıyor. Ve takım boyunu hep uzak kuruyor. Hem ofansa hem defansa. Ana nedenlerinden bir tanesi bu diye benim gözlemlemelerim var. Tabii hoca değişikliği oldu. Şenol Hoca gibi çok tecrübeli, bildiği bir camiye geldi. Ama bugünden yarına düzelecek işler değil futbolda. Yani bir yapıyı birden inşa etmek çok zordur. Ama tabii Türkiye gibi bir ortamda, yerde çalışıyorsanız hep çabuk başarı, çabuk hızlı değişimler ister. Eminim Şenol Hoca bunları zamanla düzeltecektir. Yönetimle işte bir araya gelip eksikler nelerdir, nasıldır, bunların takviyeleri ne olur, ne olmaz. Tabii bütçeye göre, işte duyduğuma göre Abubakar gelmiş. Evet. Doğruysa bu çok çok artı bir durum. Yani Beşiktaş için çok hayırlı olmuş yani. Hocam çok özür dilerim araya girdim ama siz çok temel bir sorundan bahsettiniz. Yani bir takımın niye yeteri kadar organizasyona gol pozisyonları için gerekli hücum organizasyona sahip olmadığını açıklayan çok temel bir problemden bahsettiniz. Yani takım oyu çok uzun. Dolayısıyla o bağlantıları sağlayabilecek oyuncu eksikliği mi var? Yani oluşturduğu bloklar arasında Şenol Hoca antrenman pratiğiyle daha yakın oynamalarını sağlayabilir mi? Teknik direktör performansı mı var? Temelde nedir soru? Yani hani, tabii bunlar Abubakar'la bitmiyor. Tabii bitmez. Kesinlikle bitmez. Yani mesela benim kendi şahsi bir takımda, yani bana sorsalar, yani size işte seçenek veriyoruz. En çok istediğiniz en iyi bölge veya kaleden başlayıp işte forvete kadar hangisini isterseniz de ben ilk ikiye bir kaleciyi koyarım. Yani en iyi kaleciyi ben alayım isterim. İkincisi de stoper mevkiindeki oyuncuları söylerim. Daha sonra temel mesele. Yerde. Yani benim mesela takımlarımda ilk isteğim bunlardır. Sonra sırayla gidelim ama tabii kimine göre değişik, kimi ben forvet istiyorum kardeşim der, işte ben orta sahada oyun kurucu istiyorum der, işte ne bileyim kanatta hızlı oyuncu istiyorum der. Benim kendi görüşüm her zaman böyledir. Önce birinci mevki kalecidir. Çok çok iyi bir kaleciye sahip olmak isterim. İkincisi de merkezdeki oyuncular. Çünkü artık yani merkez oyuncuları eskiden çok eski zamanlarda, işte bizim zamanlarımızda işte havadan iyi olsun, işte bitsin, vursun, kırsın, işte uzun vursun. Ama işte ayakları iyi mi? Yani önemli değil. Ayakları iyi olmasa da önemli. Denir. Ama şimdi artık günümüz futbolunda kaleden ve merkezden, yani stoper mevkinden diyelim, inanılmaz derecede oradan oyunlar kuruluyor. Ve orada ayaklar ve oyun bilgisi çok fazlasıyla iyi olması lazım. Ve orada risk analizi diye bir şey var. Yani risk analizini, yani ben illa geriden oyun kuracağım, pas yapacağım diye rakibin çok iyi organize edip işte ikinci ve üçüncü bölgede baskı yaptığında pasla çıkmanın da bir anlamı yok. Anladım yani, hocam. Peki bu anlamda Beşiktaş'ta savunmanın merkezindeki oyuncuları nasıl görüyorsunuz? Sahis başta olmak üzere. Ki bir önceki maçta, yani lig maçında defans orta saha olarak oynatılmıştı. Yani ayağına hakim, oyun kurabilecek bir oyuncu. Yani orada bir kaleci Mert nasıl mesela? Yani Mert oyun tabii kendine mu? Çok özgüvenli. İşte en son Konya maçında yediği gol belki kötü bir görüntü gösterdi ama Mert'in ayakları ve oyun görüşü, işte ne bileyim oyuna topu sokuşu, tecrübesi tabii ki iyi. Ama o da bugün baktığınızda büyük takımda daha önce forma giymiş mi? Bir Başakşehir'de işte oynadı. Sonra geldi, sakatlandı. Ama Mert Kale'de şu ana kadar oynadığı maçlarda işte hocası forma verdiği sürece bence güven veriyor. Ve ısrar edildiği zaman çok daha iyi olacağına ben inanıyorum ben. Ama merkezdeki oyuncular için orada bir tek sayısı söyleyebilirim. Diğer oyuncular için aynı şeyi söyleyemem.
Peki hocam, dün Muş'ta atıldı sahaya. Getson onu aldı, ya kenara doğru götürdü. Ankara Gücü ile Beşiktaş arasında hep gerginlik var. Dün de Beşiktaş taraftarı yoktu İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar nedeniyle, ama bence kulüpler talep etti bu kararı. Sahaya Muş'ta atıldı. Bir önceki maçta, lig maçında sahaya birisi girdi, Beşiktaş'ta oyunculara saldırdı vesaire. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Bununla ilgili yorumumuz ne olabilir? Yani görmek istemediğimiz görüntüler, istemediğimiz tarzda şeyler, futboldan uzak konular, futbolla ne alakası diyeceğimiz mevzular. O yüzden bunun tabii önlemi, her şeyi kültürle alakalı, eğitimle alakalı, bakış açısıyla alakalı şeyler bunlar. Bunları değiştirmek lazım. Yani biz nasıl yetişiyoruz, nasıl geliyoruz, neyin kafasını yaşıyoruz, ne istiyorsunuz? Yani bu konular futbolun çok apayrı konuları, apayrı şeyleri. Ne alaka yani bunlar diyeceğimiz şeyler. O yüzden Allah herkese akıl fikir versin, iyilik ihsan eylesin içine diyeyim. Hocam, Muleka Beşiktaş'ın standardında bir oyuncu mu sizce? Yani genç bir oyuncu. Geçen sene çok önemli bir çıkış yaptı Kasımpaşa'da geldiğinde. Ve bence Muleka ısrar edilmesi gereken bir oyuncu. Anladım. Ama çok doğru oynatıldığını düşünmüyorum Muleka'nın. Şimdi Beşiktaş için belki Türkiye Kupası daha güncel bir hedef olurdu. Malumunuz, kupayı kazanınca kupayla bitiriyorsunuz sezonu. Bir şampiyonluk apoleti oluyor, kupa şampiyonluğu. İkincisi, Avrupa kupalarına gitme derecesi elde ediyorsunuz vesaire. Ligde Beşiktaş'ın daha geride kaldığı, şampiyonluk iddiasını yitirdiği yönünde bazı yorumlar var. Önümüzdeki süreç nasıl bir yeni durum doğuracak Beşiktaş açısından böyle baktığımızda? Valla ben tabii öyle düşünmüyorum. Yani nasıl düşünüyorsun? Futbol çok değişken bir oyun. Futbol eğer oyun anlayışını, oyun mantalitesini, oyun taktiğini oyuncuyla birlikte birleştirdiğiniz zaman lig uzun bir maraton. Ve bu bir süreç içerisinde çok farklı yerlere gelebilirsiniz. Yani bugün 10 puan kapanmayacak, 10-12 puan kapanmayacak bir puan durumu değil. Ve her şeyin olabileceği bir oyun bu, futbol. Olmaz olmaz dediğiniz her şey olabilir. Yeter ki siz kendinizi düzeltin. Yeter ki siz kendi içerinizde organizasyon iyi yapın. Yeter ki o kaliteyi ortaya çıkarın. Nasıl toplayacak Beşiktaş ligdeki durumu, nasıl toparlayacak hocam? Gerçi son iki maçta galip geliyor onu, onu Şenol Hoca yapacak. Onu Şenol Hoca. Bizim buradan ahkam kesmemiz bahsettim. Yani kendi takımla ilgili dona istersen onları verebilirim ama Beşiktaş'la ilgili benim söyleyeceklerim dışarıdan gördüm. Zaten gerekeni yapmışsınız hocam. Normal lidersiniz. Daha ne olsun? Şükür. Peki, inşallah. Kalbim sizinle. Şampiyon olacaksınız umarım. Tamam. Makedonya'da hocam. Ligin ikinci yarısı da ilk yarısı gibi başarılı olur. Temenni ediyorum. İnşallah, ve başarılar inşallah diliyorum size. Eksik olmayın. Katıldığınız sağ olun. Tekrar görüşürüz. Sayın Oktay Derelioğlu bizimle birlikteydi değerli dinleyiciler. Az önce kendisi de söyledi. Makedonya'da başarılı bir ilk yarı geçirdi. Makedon takımını çalıştırıyor. Makedon takımı Gostivar'la ligin ilk yarısını önde bitirdi. Hem de namağlup ve ikinci yarı hazırlıklarını da Antalya'da sürdürecekler. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Trabzonspor dün Ümraniye karşısında normal süresi 1-1 biten maçta uzatma dakikalarında bulduğu, arka arkaya bulduğu gollerle farklı bir galibiyet elde etti ama oyun açısından Trabzonspor tatmin edici miydi? Elbette ki bir önceki maç sonrasında, öncesinde Abdullah Avcı'nın maç öncesinde, lig maç öncesinde, yani Başakşehir'le oynanan maç öncesinde yaptığı bir açıklama var. Trabzonspor'un paçalarından tutanlar var dedi. Ve içimizden birileri dışarıya bilgi sızdırıyor. Kurumsal bir hainlik söz konusu dedi. Bunun etkisi nasıl oldu şehirde? Bütün bunları da konuşacağız. Teknik direktör Hüseyin Tok bizimle birlikte, bir Trabzonspor efsanesi. Trabzonspor'un arka arkaya şampiyon olduğu en başarılı yılların değişmez oyuncusuydu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Özgür. İyisiniz umarım hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyiyiz. Sağ olun. Sağ olun. Trabzonspor kazandı. Tabii Yusuf Yazıcı etkin bir görüntü sergiledi özellikle uzatma bölümünde ama maçın genelinde beğendiniz mi Trabzonspor'u? Ben tabii beğenmek mümkün değil. Maalesef çok kötü geçti. Hatta o kadar duygusuz bir oyun oldu ki, yani maç bitse de gitsek havasındaydı futbolcular. Zaten başlangıçta Trabzonspor'un bu kadroyla başlamasında sanki
kupadan kurtulalım hesabı var. Çünkü 7-8 tane oyuncuyu oynamayan oyuncular tarafından hoca seçti, Abdullah Hoca. Bunun anlamı da yani 1-2 kişi değişik olabilir ama daha çok oyuncuyu, oynamayan oyunculara şans vermesi, bir yerde sanki kupayı bir tarafa bırakalım, biz genellikle devam edelim gibi bir hava vardı. Ama aslında baktığımız zaman Trabzonspor'un tek tutacağı adam, yani şu anda Esen'deki ama yani oynanan futbolda baktığımız zaman bir kupa görülüyor. Yani buna daha ciddi şekilde eğilmesinde fayda vardı. Ve sonuçta da 90+3'te Bugo'nun attığı beraber golle maçı uzatmaya getirdi. Ondan sonra da zaten karşıda Ümraniye'nin tecrübesi takım olduğu için hatalardan dolayı Trabzonspor 4-1 kazandı. Evet, 4-1 ama oyuna baktığımız zaman hiç beklentiyi umut veren bir oyun olmadığını da herkes gibi hepimiz gördük. Bu seneki futbol diğer maçlarda bundan geri kalmıyor. Bir Fenerbahçe maçı haricindeki diğer maçlarda bir umut vermiyor. Anladım. Hocam, Victor Hugo'nun attığı gol olmasa son saniyeleri itibariyle Beşiktaş aleyhine, daha doğrusu Trabzonspor aleyhine gelişebilecek bir karşılaşmaydı. Evet. Bu çerçeveden düşündüğümüzde biraz şans faktörünün devreye girdiği yorumunu yapar mıyız, yoksa böyle söylersek haksızlık mı yapmış oluruz? Yani iyi ki Hugo golü attı, yoksa Trabzon'da kupadan da elenince çok daha farklı şeyler konuşulabilirdi. Rüzgar ters esebilirdi. Şu anda Abdullah Avcı'nın yani haklı olarak desteklemeni de ben de destekliyorum, fayda var. Ayrılması yani yanlış olur. Geçen yılın şampiyonu Abdullah Avcı ama yani bu kupayı da kaybettiğim takdirde herkes görüyor zaten tabloyu. Bu seneki futbolu da görüyor, tabloyu da görüyor. Yani kupaya daha yakın olduğunu herkes biliyor. Bunu da böyle hiç bu kadar farklı bir kadroyla çıkarak bunu da elendiği takdirde çok daha farklı şeyler konuşulabilirdi. Zaten şu anda kritik bir ortam var Trabzon'da. Yani bazı başarısızlıkları başkalarının üzerine yıkmaya çalışmak gibi böyle başka sansasyonel şeyler var. Gündemde oturdu zaten. Ben onu sorabilir miyim izninizle hocam size? Yani eğer yorumlamanız mümkünse, yorum yapmak istemezseniz elbette ki saygı duyarım. Yani gerçekten kulübün içerisinde kulübün mahrem unsurlarını, önemli bilgileri dışarı sızdıran, basınla paylaşan insanlar var mı? Ya da işte hem kulüpten para alıp hem de böyle bir kurumsal zafiyet gösteren insanlar var mı? Abdullah Avcı da oradan suçladı. Bence suçlamak yerine bunu yönetimle paylaşıp kimse bu isimler bunları bildirmesi daha doğru bir yol olabilirdi ama işte 5-0'lık Alanya Spor mağlubiyetinden sonra yapılan maç öncesinde Başakşehir'le yapılacak maç öncesinde bunu söylemek ne anlama geliyor? Yani şimdi tabii ben bir Abdullah Hoca Trabzonspor'da hoca olmasını destekleyen, devamlı yıllar içerisinde hep destek olan ve ayrılmasını da istemediğim bir kişi, arkadaşımız. Ama bu çok talihsiz bir açıklama oldu. Yani Abdullah Hoca gibi bir tecrübeli bir hocaya böyle oradaki çalışan insanları toplumun önüne atmak hiç doğru olmadı, hiç şık da olmadı. Şimdi herkes de, sizin dediğiniz gibi şimdi kötü, iyi zamanda ben, kötü zamanda işte bir ara futbolcular üzerinden girişim yaptı. Şimdi personel üzerinden toplumun önüne atmak, basın toplumlarında bir iki defa bunu söylemek hiç şık olmadı. Umarım böyle bu kapanır gider. Böyle yapılmışsa, böyle birisi varsa da kendi içinde halledersin, gelirsin, söylersin. Sen bize, ama bunu da başkalarının dolduruşuna, başkalarının söylemiyle böyle olmaz. Tam delilinden beraber ispat edecek. Sen şöyle böyle söyledin. Tamam, sen yollar ayrılabilir. Yönetimden paylaşarak yollar ayrılabilir. Bu çok her kulüpte olan bir şey olabilir. Yani bu hain kelimesi veya da daha farklı bir şey, bunlar çok ağır bir şeyler. Yani şöyle olabilir. Yani basın mensupları gelirler, samimi arkadaşlardır takım içinde, birilerinden konuşabilir. Böyle ağzından ufak bir kaçırmış olabilir. Yani böyle ki buraya geleceğini bilmeden söylemiş olabilir. Yani bunu böyle çıkıp da basın toplantısı yapmak hiç şık olmadı. Yani şimdi orada çalışan bir sürü insan var. 30 yıldan beri çalışanlar var. Herkes kendine şüpheli. Bir de ortaya çıkarsa sen Trabzon'da hain damgası yiyorsun. Sokağa çıkamaz adam yani. Hiç durup dururken yani işi oraya saptırmak çok yanlış oldu. Yani umarım bundan, bu hatadan dönülür yani. Atıl Hoca tecrübeli bir hoca. Hiç bunlara hiç gerek yoktu. Bakalım Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakibi kim olacak hocam? Trabzonspor için herhalde kupa daha önemli değil mi artık? Yani bana göre tamam, her zaman Trabzonspor yarışmacı olsun. Nisan ayına, Mayıs ayına kadar yarışmacı getirsin. Bizim düşüncemiz o.
geçen sene şampiyon oldu. Bizim sıkıntı, yani benim üzerinde durmak istediğim konu şudur. Geçen sene şampiyon olan takıma 14 futbolcu alındı. Yani bunların hiçbir etkilen performansı göstermedi. Bunu herkes de görüyor zaten. Oynanan oyunda öyle. Yani bir yılda bu kadar biraz şanssızlık aslında olmasına rağmen bir yılda takımın bu derece düşmesinin altında ne var? İşte ben buna 6 ayda, yani bir yılda değil de 6 aydan beri nasıl oldu da bu Trabzonspor bu şekilde düştü, geri kaldı diğer takımlardan? Bunun araştırılması lazım. Bu çok önemli. Hem de takım borca girdi, transferleri yaptı falan. Tutmadı. Ama yine Trabzonspor yarışmacını devam ettirir. Ama kupa en yakın neticeye gidecek. Şu anda görülüyor. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Eksik olmayın katıldığınız. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sayın Hüseyin Tok bizimle birlikteydi. Bir Trabzonspor efsanesi. Teknik direktör Hüseyin Tok Trabzonspor'la ilgili düşüncelerini sizlerle paylaştı. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Teknik direktör Metin Diyar'ın bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Özgür. Eksik olma. İyisiniz umarım hocam. Sağ olasın. Hocam. İyi yandı. Buyurun hocam. Bir şey mi söyleyecektiniz? Yok. Teşekkür ederim. Ha, eksik olmayın hocam katıldığınız için programa. Hocam normal süresi 1-1 beraber bitti. Ümraniye Spor Trabzonspor maçının Victor Hugo'nun 90+3'te attığı golle. Sonra Trabzonspor çok daha rahat oynamaya başladı. Belki antrenman maçında böyle rahat kazanamaz A takımda oynayan oyuncular. Yusuf Yazıcı'nın golleri, hatta penaltı kaçtı Bakasetas'la. Sonra Yusuf Yazıcı penaltı, sonrasındaki golü Maximiliano Gomez derken 4-1 kazandı Trabzonspor. Nasıl değerlendirmek lazım? Niçin 90 dakika boyunca zorlandı da uzatma dakikalarında açılan bir Trabzonspor izledik. Bu rakibin niteliğinden mi kaynaklanıyordu? Trabzonspor'un maç hak ettiğini düşünmüyorum 90 dakikalık bölümde. Maç hak etmedi. Çok kötü oynadıklarını düşünüyorum. Zaten son dakikalarda gelen golle beraber uzatmaya maç kaçırdı. Orada da gelen gollerle beraber değişiklikler de tabii uzatmada işe yaradı. Oyuncu değişiklikleri ama oyunsal olarak 90 dakikalık bölümde maç hak ettiğini düşünmüyorum. Yani İmraniye'den daha fazla hak etti diyemeyiz. Ama tabii bireysel oyuncu yeteneği ve son dakikada gelen gol turu atlattı Trabzonspor'a. Evet. Yani oynanan oyunun karşılığı çok, bu tur atlamayı hak ettiğini yine üstüne basıyor diyorum. Zaten kötü oynuyor son haftada. Kötü oynuyor. Niye kötü oynuyor hocam? Kazandığı maçlarda da baskın bir oyun oynamıyor. Oyuncu kalitesinden bazı oyuncular zaman zaman sahneye çıkıyorlar. Durum böyle. Yani geçen yılki oyunun çok uzağındalar. Niye böyle hocam? Niye kötü oynuyor Trabzonspor? Vallahi ben içeride sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ya. Ne gibi yani, mesela? Oyuncu davranış biçimleri olabilir. O geçen seneki birliktelik anlamında söylüyor. Arzu motivasyon da yok galiba. Aynen. Geçen seneki o birlikteliğin, o havanın, o atmosferin olduğunu düşünmüyorum. Yani. Peki. Hocam, Hadzi Ahmetoviç Konyaspor'da oynuyor. Defansif orta saha olarak oynuyor. Dikkatinizi çekiyor mu performansı? Evet. Şimdi iki kulüp, Beşiktaş ve Galatasaray, onun transferine talip. Konyaspor'la görüşme yapmışlar. Bugün Galatasaray'ın da bir resmi teklifi var. Bu oyuncu büyük takımlarda banko oynayıp, şu anki mesela Beşiktaş kadrosunda ya da Galatasaray kadrosunda banko oynayıp takımı taşıyabilecek bir teklifi oyuncu mu sizce? Evet, yani şöyle defansif gibi oynuyor ama işte teknik kapasitesi yüksek, yani defansif oyuncu profillerinin üstünde, yani teknik kapasitesi, oyun bilgisi. Defansif oyuncular biliyorsun daha fazla top kazanan, top koşan oyuncular olur ama daha teknik kapasitesi o oyuncu profillerinin üstünde, oynayabilecek kapasitesinin olduğunu düşünüyorum. Yani. Çünkü oyun bilgisi iyi, toplam ilişkileri iyi. Ya bir takımda bunlar önemli yani. Üst düzey takımlarda sadece yetmez, çok koşmak yetmez. Bu üstüne teknik kapasitesi, oyun bilgisi, ikine oynamaları var. Onun için olabilir bir transfer diye bakıyor. Peki hangi takım için daha uygun, Galatasaray mı Beşiktaş mı sizce?
Valla Beşiktaş'a biraz daha lazım. Galatasaray'ın İhtiyaç kadrosu bakımından öyle değil mi? Genik. Ama pas oyununda Galatasaray biraz daha pas oyunu iyi oynuyor. Orada daha faydalı olur gibi düşünüyorum ama oyuncu olarak Beşiktaş'ın ihtiyacı var gibi düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın kadro derinliği var da. Galatasaray'da da Mitsuyu'yla yollar ayrılıp yerine Ahmet Adziyov için alınacağından bahsediliyor hocam. O bakımdan bu soruyu size sordum. Evet. Ama ihtiyaç bakımından düşünecek olursak elbette ki Beşiktaş'ın çok daha fazla ihtiyacı var. Kadro derinliği olarak Beşiktaş'ın çok daha ihtiyacı var gibi ama tabii oyuncu gönderip oyuncu alıyorsalar Galatasaray'a da olabilir. İkisinde de oynayabilecek. Ben teknik kapasitesini çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü yine söylüyorum, Fenerbahçe, Galatasaray buralarda oynayacak oyuncunun oyun bilgisi, teknik kapasitesi de iyi olması gerekiyor. Sadece savunma yönüyle oynayamazsınız. Bakalım Konyaspor'la yapılan görüşmelerde hangi kulüp daha fazla miktarda parayı verecek? Çünkü Konyaspor 3 milyon euroluk bir teklif gelmişti Beşiktaş'tan. Bunu reddetmişti. Biz Burnley'den, İngiltere'den daha fazla teklif aldık diye. Galatasaray'ın da 5 milyon euro verdiği iddia ediliyor. Amir Hadzi Ahmetoviç için. Bilmiyorum bu rakamları ne diyorlar evet, hocam? Rakamlar ciddi rakamlar. 5 ciddi milyon rakam. Euro 100 milyon yani. Kulüpler bu ekonomik sıkıntıdayken bunlar nasıl iyi oluyor, nasıl yapılıyor? Açıkçası onu da anlamış değilim yani. Yani ekonomik olarak bu sıkıntı varken 100 milyon bonservis ya da bilmiyorum bize göre mi büyük paralar onlara göre. Hocam çok büyük para. Yani pandemiden sonra şeyde transfer borsası da değişti yani. Real Madrid, Barcelona, Manchester City. Barcelona da tepe tak tak gidiyor. Manchester City, Real Madrid ya da United değilseniz çok büyük paralar bunlar hocam. Aynen. Yani ben zaten her zaman söylüyorum. Futbolun karşılığı bu paralar değil ya. Evet. Artık Türk ekonomisinin karşılığı da bu paralar değil. Kulüpler de aynı şekilde. Yani 4 milyar, 5 milyar borcu olan kulübün bir oyuncuya 100 milyon bonservis. Enteresan rakamlar. Çok enteresan rakamlar. Teknik direktör Metin Diyedin'le sohbetimiz devam ediyor. Dün Ankara Gücü Beşiktaş maçını izlediniz mi hocam? Efendim? Ankara Gücü ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçını izlediniz evet, mi? Evet, dönem akşam? Dönem ama net tam 90 derseniz değil ama dönem seyrettim ben. Kaleci Gökhan başarılı kurtarışlar yaptı. Ankara Gücü kalecisi. Evet. Onun yaptığı kurtarışlar mı maçın penaltılara gitmesini sağladı? Yoksa oyun olarak Ankara Gücü ilk yarıda daha üstün, ikinci yarıda belki Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı ama dengeli bir oyun oynadığı için mi Ankara Gücü turu geçen aynen oldu? Aynen söylediğin gibi ilk yarı Ankara Gücü, ikinci yarı Beşiktaş daha hakimdi. Ama Ankara Gücü maçı dengeli oynadı. Yani uzatmaya da götürdü zaten. Dengeli oynadı. Penaltıda kaldım mı artık orada iş kalecilerle biraz zor şansına kalıyor. Yani. Çünkü penaltı herkes kaçırabiliyor. Orada da eleştirilen Gökhan yani Ankara Gücü'nde eleştiriliyordu. O da kendini de kurtarmış oldu diyelim yani. Hem turu getirdi hem de kendi adına güzel oldu tabii Gökhan'ın. Ankara Gücü'nde eleştiriliyordu ve yedekti bildiğim kadarıyla hocam. Evet. O daha önce birkaç maç iyi oynamadı. Evet. Ama onun üstüne bu tabii. Onun adına da sevindim. Çünkü iyi bir kaleci oldu. Karakterli de bir oyuncudur. Onun adına da sevindim. Hocam bugün Hürriyet Gazetesi'nde bir haber çıktı Fenerbahçe ile ilgili olarak. Fenerbahçe taraftarı Arda Güler niçin oynamıyor, oynatılmıyor? Bu akşamki Çaykur Rizespor maçını oynayacak mı sorularını sorarken bir yönetici Hürriyet Gazetesi'ne açıklama yapmış. İçinizi ferah tutun, biz de oynamasını istiyoruz ama takımın tek yetkilisi Jorge Jesus'tur ve onun kararlarına kimse karışamaz diyor. Yani bu bence tatmin edici bir açıklama değil. Yani tamam teknik direktör karar veriyor, onu hepimiz biliyoruz. Ama yani Arda oynayacak mı, süre alacak mı, oynaması gerekir mi? Bu sorulara yanıt yok. Ne diyorsunuz? Tabii şimdi yani bir tarafından futbolun güzelliği bu tabii ki ama sonuçta da bir teknik adam var. Önemli bir teknik adam var. Tercih doğal olarak onun. Çünkü bir de şampiyonluğa giderken yani hedefi büyük olan takımlarda yani o kendine göre tabii. Onu risk görüyorsa o da oyuna başlamayı Arda'yla risk görüyorsa oynatmıyor doğal olarak. Çünkü sonuçta tabelada yazılarına bakılacak. Jorge Jesus için tercihleri doğru yoksa benim de gönlüm istiyor oynasın seyredelim onu diye. Hı-hı. Benim de gönlüm istiyor ama tabii tercihler onun. Arda'nın oynadığı süre tabii az. Onun hatta konuşuluyor ya bonservisiyle ilgili 5 milyona serbest kalacak eğer süre evet. 15
almazsa falan. Ama ben o mukavelenin öyle olduğunu çok bilgiye dayalı konuşmuyorum. Çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Nasıl? Çünkü öyle bir şey olsaydı Gençler Birliği'nden 2,5 milyon euro niye versin ki eğer 5 milyon? Çünkü kalan maçlarda o süreyi yakalaması mümkündü. Bence orada mukavelede bir düzeltme yapılmıştır ya da anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Düzeltme ne şekilde yapılmıştır hocam sizce? Yani şöyle diyor, yani 5 milyon euroya serbest kalır maddesi var diyorlar ya. Belli bir maç oranını oynadıktan sonra. Belli bir maç oranını oynamazsa eğer 5 milyon euroya serbest kalıyor maddesi konuşuluyor ya. Evet, evet. Onun için söyledim yani. Ben eğer öyle olmuş olsa ya da belki ilk başta vardır ama sezon içinde muhakkak konuşulup halledilmiştir. Yoksa halletmese niye Gençler Birliği'ne 2,5 milyon euro %20 satış payından ödesin ki? Fenerbahçe diye mantıken baktığımızda öyle. Hocam öyle size seslendiler ama eğer meşguliyetiniz varsa sonra arayabilirsiniz. Yok, problem yok. Problem yok. Tamam, yoldan hocam. Geçen bir arkadaş. Tamam. Sayın Metin Yedin'le sohbetimiz devam ediyor. Hocam bu akşam Çaykur Rizespor'la oynayacak. Son 16 turunda Fenerbahçe. İrfancan Eğribayat oynayacak kalede. Olası 11'i aktarıyorum size. Osayi, Serdar, Perez, Alioski savunma bloğunu oluşturan futbolcular. İsmail onların hemen önünde oynayacak. Arda kenarda, Crespo göbekte, Emre Mor diğer kenarda, Valencia ve Joshua King de ikili olarak forvette, santrfor mevkinde oynayacaklar. Ne dersiniz bu ideal 11'in bu kadro? İyi bir kadro. Arda gibi Emre Mor da mesela çok daha fazla kullanılması gereken bir oyuncu diye ben mesela düşünüyorum. Özellikle kilidi çözmek için Emre Mor da ligin içinde daha fazla kullanılabilir diye düşünüyorum. Çünkü bazen kilitleniyor böyle bu tip oyuncular. Arda gibi Emre Mor dikine eksilten, şut atan bir oyuncu. Onun da daha fazla kullanılabilir sezonun içinde diye düşünüyorum. İyi bir kadro ya. Daha başlayan turu getirebilecek bir kadro zaten. Hem Emre'ye hem Arda'yı hepsini beraber seyrederiz. Daha fazla seyretmek istiyor insan tabii. Herkes Arda diyor. Emre'yi de daha seyretmek istiyor. Emre Mor'u mu? Yani bunlar ondan da fazla yok. Emin olun. Yani Emre 2-3 sene evvelki belki çıkışı yapamadı gibi görünüyor ama bu ligin ekstra yetenekli oyuncularından birisi bana göre. Yani kilidi sözmede, çünkü dikine adam eksiltmesi bunlardan çok yok yani. Anladım. Onun için onu da çok beğendiğim bir oyuncu. Bu akşam seyredeceğiz dersini. Fenerbahçe'nin kadrosu turu getirebilecek bir kız. 11 ile zaten sahaya çıkıyor. Zaten 3-4 tane rotasyon yapmış gibi zaten. Evet, iki tane oyuncu da oynayamıyor. Onlardan bir tanesi Joao Pedro, zaten uzun süreli bir sakatlığı var. İrfancan Kahveci'nin de kırmızı kart cezası var. O nedenle oynayamıyor. Hocam Fenerbahçe'nin oyununu tatmin edici buluyor musunuz? Vallahi Fenerbahçe Trabzon'dan Galatasaray maçlarını iyi oynamadı diye düşünüyorum. Diğer türlü oyunu force edebiliyor yani. Fenerbahçe'de eleştirildiği kadar yani herkes eleştiriyor da o kadar kötü değil aslında. Söylediğim gibi iki maçı derbide olduğu için, rakiplerde olduğu için ölçü olarak o maçlar var biraz daha bakılıyor ama diğer takımlara karşı oyunu force ediyor. Bir temposunu çok kaybetmiş değil. Söylediğim gibi orada bir tıkandıkları nokta, kilidi çözecek oyuncu da tıkanıyorlar. Orta saha mesela Auro, Crespo falan oldu mu? Bir de bana göre dönem dönem üçlü savunma okey ama mesela dönem dönemde olmadığı zaman dörtlüye daha çabuk dönebilir diye düşünüyorum. Şimdi dörtlüye döndüğü zaman o kenar, yani öndeki kenar oyuncuları da kullanabiliyorsunuz. Diğer türlü arkadan getirmeniz gerekiyor üçlü savunma olduğu zaman. O beşliye dönüyor oyunun içinde. Bu sefer beşliyle de öne çıkmada bazı maçlarda zorlanabiliyorsunuz yani. Ama dörtlüye döndüğü zaman mesela orada da kilit oyuncu olarak ben yine söylüyorum. 10 numara pozisyonu Fener'de yok gibi yani. Üçlü oynadığı için 10 numara yok gibi. 10 numara pozisyonda oynayacak İrfancan Kahvedi, Emre Mor var. Bunlar daha fazla o sistemin içinde çok rahat kullanılabilir. Daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bunu niye diyorum? Benim dönemimde zamanla hatırlarsam. Evet. Düzenek zaman vardı mesela. O da geldiğinde mesela 4-3-3 sistemini oturtmaya çalıştı. Hatta bir
iyi gitmedi. Sonra biz hatta toplantıya söylemiştik yani. Normale dönsek gibi yani. Çünkü oynamadığınız bir oyun sistemini oynamaya çalıştığınız zaman bir de oyuncuların belki örneğin o zaman Sergen vardı, Bolic vardı. Biri sağ ön oynuyor, biri sol ön gibi oluyor. Olmuyor o zaman. Yani normale dönsen daha başarılı olabilirdik diye ama o inat etti kendi formatında iyi bir teknik adam olmasına rağmen o sistemin bence o dönem 99-2000 yılında o sistemin handikabını yaşadık diye düşünüyorum. Onun için bu geçişleri daha çabuk yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü o geçişi yaptım. Yani o oyun sistemini atıyorum 4-2-3-1 4-3'e döndüğünüz zaman o zaman birçok oyuncuyu çok daha fazla kullanabilirsiniz. Bazen sistemler bazı oyuncuların önüne çıkıyor. Mesela 4-2-3-1 oynasa mesela 10 numara pozisyonda forvetin arkasında Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Arda bunlar çok daha fazla şans olur. Kenar oyuncularda da önde kullanılabilir derdiler. O sayılar önde kullanılabilir. Bu geçişler olabilir. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü oynadığını düşünmüyorum. Ve Galatasaray maçı çok bu düşünceyi kamuoyunda bıraktı. Fenerbahçe takımın temposunda bir düşüş yok. İsteğinde de yok. Bazen sonuç gelmedi. O kilit çözmede biraz sıkıntı oluyor. Orada da doğru oyuncuları kullanması gerekir diye düşünüyorum. Akıl verme gibi değil, yanlış anlaşılmasın. Emre Mor gibi, Arda gibi, bu tür İrfan Can Kahveci 10 numarada, kenarda değil de forvet arkasında kullanırsa daha faydalı, daha etkin olur diye düşünüyorum. Emre Mor forvet arkasında nasıl bir işlev görür hocam? Kanatta mı? Niye kanatta kullanılmasında forvet arkasında? Emre Mor'a bir pozisyon bilsem, benim görüşüm tabii. Emre Mor'u böyle 10 kişi yazıp Emre Mor'u da arada gezdirecek. Ha anladım. Nikler, serbest bırakmak Nikler, lazım. Nikler gibi karıştıracak ortalığı. Çünkü çok çabuk dönebiliyor. Eksiltiyor, şut atıyor, araya giriyor. Ya bazı oyuncular bu sahayı genişliğine kullanmayı seviyorlar. Bir bölgeye sıkıştırdığınızda yeteneklerini tam kullanamıyor. Ama genişe yaydığınızda her türlü her yerde toplam buluşup daha dikine, daha rakip kaleye gidebiliyorlar. Onun için bunlar da önemli oyuncunun özelliğine göre. Peki. Hocam çok teşekkür ederim bir kez daha katıldığınız için. Eksik olmayın. Ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Teknik direktör Metin Diyad'ın fikirlerini sizlerle paylaştım. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Derlincer Fenerbahçe'de iki oyuncu kadroda değil. İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart cezası devam ediyor. Çaykur Rizespor maçı kadrosunda değil ve João Pedro sakatlığı nedeniyle bu maçın kadrosunda değil. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in Çaykur Rizespor maçında 11'de forma giymesi bekleniyor. İrfan Can Ayrı Bayat kalede oynayacak. Kupa maçlarında ona şans tanıyor Jorge Jesus. Osayi, Serdar Perez, Alioski savunma bloğunu oluşturacaklar. İsmail Arda kanatta. İsmail savunmanın hemen önünde Crespo ile birlikte. Arda kanatta, diğer kanatta Emre Mor, Valencia ve Joshua King 11 ile ileride sahaya çıkması bekleniyor Fenerbahçe'de. Sevgili Yusuf Dursun bizimle birlikte Fanatik'te yazıyor ve yıllardır Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyor. Yusuf abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. İyisiniz umarım. Sağ olun, tabii bugün hava güzel. İşte hava çok güzel gideceğim. Ya bahar havası değil mi? Tam maç havası. Tam maç havası, hazırlanıyoruz. İnşallah güzel de bir maç olur. İki gündür uzatmaya gidiyor. Herhalde bu akşam umarız uzatma olmaz. Maçlar uzatmaya gidiyorlar. Tabii Piyango Beşiktaş'a vurdu. Beşiktaş elendi. Bakalım bugün kolay değil ama tabii ki Fenerbahçe bir adım önde. Daha doğrusu bir adım değil. 2-3 adım önde. Evet. Ben tahmin ediyorum. Okuduğunuz kadroda doğal, onun dışında yani çok belki bir iki belki yani aşağı yukarı öyle bir kadro çıkacak tahmin ediyorum. Böyle bir kadro çıkacak. Ben de onu soracaktım size. Kalede evet, İrfan Can Eğribayat oynayacak. Evet evet. Yani onu zaten daha önce de zaten söylemişti. Orada bir sıkıntı yok. Çünkü o çocuk da artık yavaş yavaş bu takımın bir şeyi elemanı artık takıma da şey olması lazım. Hazır olması lazım. Çünkü Avrupa Kupası da başlayacak Mart'ta. Onun için 3 cepheden kupada inşallah elenmezler. Tabii Fener'i zor günler, zor aylar bekliyor. Önümüzdeki günlerde. Ne gibi zor günler bekliyor? Yani zor maçlar yani. Ha, zor maçlar. O maç trafiği açısından söylediniz. Peki Arda Güler o 11'de mi bugünkü maçta? Yani ben hala oynayacağını tahmin ediyorum ama direkt 11'de oynar dersem yanılma şeyim de olabilir. Yani bilmiyorum. Oynatacağını söyledi ama
ilerleyen dakikalarda mı, yoksa onunla mı başlayıp kırıp daha sonra onu koyacak? Ben sanki onunla başlayacağını tahmin ediyorum. Bakacağız, bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani oynayacağını umuyorum. Öyle bir sinyal verdi bize ama ne kadar bu hocaya, bu hoca biliyorsun pek şey yapmıyor. İpucu vermiyor. Vermiyor. Sağda sağda aa diyorsun. Yine yanılıyoruz. Her sezon başından beri maalesef yanılıyoruz. Yani çok arkadaş belki tek tük bilmişlerdir 11'i. Yani gerek lig, gerek kupa, gerek Avrupa. Çok farklı oyuncular çıkıyor. Son anda bir şey oluyor, hastalık oluyor. Şey oluyor. Bakalım maça da bugün ilgi. Nasıl ilgi? Yani ilgi çok aşırı da şey yok ama gelir Fenerbahçe seyircisi sonuçta. Ha, boş bırakmaz. Boş bırakmaz onlar bu sene. Çok güveniyorlar takımlarına. Ufak tefek işler olursa da maçta Galatasaray maçı mesela. Doğal derbide 3-0 mağlubiyetle ezeli rakibine. Sesler çıkacak. Başkanı da çıktı. Yani olacak kadar. Ama çabuk toparlandılar. İşte galibiyet onlar için çok ilaç gibi geldi. Şimdi devamını Fenerbahçe'nin bir seri yapması lazım. Onu bu kupa maçıyla başlayıp ilk maçına taktiklerini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Yusuf Tursun son bilgileri aktardı. Fenerbahçe ile ilgili olarak Çaykur Rizespor maçı öncesi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Laf lafı açıyor. Bu bölümümüzün daimi konu tahmin ettiniz. Sevgili Mithat Halis bizimle birlikte. Mithat abi hoş geldiniz. Merhaba. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın Mithat abi. Nasıl uyandınız? Nasıl ne taraftan kalktınız? Sağdan mı soldan mı? Sağımız solumuz bir. Değil. Sağımız solumuz bir. Peki. Sağımız solumuz belli. Kalktık bakalım. Allah'a çok şükür kalktık. Doğru. En önemli şükretmek gerekiyor. Aldım sen nefes için. Evet, öyle yaptık yani biz de. Ne yapalım? Bir kendi kahvaltımızı yaptık. Kargalar yumurtanın sarısını istiyor, onlara yumurtanın sarısını attık. Öyle mi? O ne demek? Öyle bir tekerleme mi vardı? Yok canım, bu ben yumurtanın sarısını yemedim. Bir Avusturya atasözü mü? Kargalar yumurtanın sarısını istiyor. Avusturya atasözü mü? Yoksa Fransızlara mı ait? O benim babana ait o. Size ait, anladım. Siz beyazı yiyip sarısını kargalara mı atıyorsunuz? Evet, onlara. İşi biliyorsunuz. İşi biliyorsunuz. İşimizden bir şey gitmiyor. Kolesterolden uzak duruyor, işi biliyor. Peki. O şeylere, böbreklere iyi gelmediği için yumurtanın da zaten insanlar açısından da beyazını yemek gerekiyor. Böbreklerde taş oranını mı yüksek, taş olma olasılığını mı arttırıyor? Yumurtanın sarısı. Evet, neydi, bir tekerleme vardı bizde, yumurtanın sarısı çıktı, onun oyunu mu öyle bir şey? O karamanın koyunuydu. Ha, karamanın koyunu sonra çıkan oyunu. Niye öyle? Evet. Karaman cisten dolayı mı? Karamanın koyunu sonra çıkan oyunu. Niye öyle bir söz var Mithat abi? Belki hayvana bir numaralar çekiyor da. Ya da çok uyan. Yo, çok çok abi, uyanıklar. Öyle olanları da var tabii. Yo, o Karaman bölgesinde yaşayan insanlar için söylenmiş bir söz bence. Koyun orada bir metaforik anlatım. Ama Karaman her yerde var. Şöyle bir şey söyleyeyim yani. Koyun olduğu için koyun da çok böyle şey bir hayvan. Mazlum. Keçiler yönlendirir. Tabii. Mazlum. Keçiler keçiler yönlendiriyor hep. Hmm. O sürülerin başlarını hep keçiler alır. Aa, şu ne olabilir Mithat abi? Karaman'ın koyunu, koyun mazlum bir hayvan, koyundan zarar gelmez. Ama sen koyun masum, mazlum bir hayvan diye oyunlar yapmaya çıkarsa, kalkışırsan sonra başına başka işler açılır. Daha o zaman biz oradaki şeylere... Karaman koyun sonra çıkar oyunu. He? Biz bir bölgeye şey yapmayalım, her insanın davranış biçimini kendisine has tutalım. Karaman demeyelim, Niğdeli demeyelim, Konyalı demeyelim, bu işi kapatalım. Öyle mi? Sıkıldım, kapatalım. Hemen bir evrenselleştirme yaptım bütün genele yayılarak. Yok, bir tek yumurta yiyor. Çünkü... Niye? Mithat abi, bu bölümün adı laf lafı açıyor değil mi? İşte yumurtanın sarısından yola çıktık. Sonra siz bir laf attınız ortaya, ben de devamını getirdim.
yumurtanın sarısının şeyi o belli olsun diye onun için bir de genel olarak onun sarısını çok fazla yiyorlar. Beyazları atıyorlar. Onun için de yumurtanın da böyle aslında yumurta faydalı bir yani temel bir yiyecek. Tabii. Önemli. Temel yiyecek. Temel yiyecek. Hayvanlar için de temel yiyecek. Tohum da bak insanlar hem tohumu yiyorlar değil mi? Yani yiyeceklerin tohumlarını da yiyebiliyoruz. Onun için hem tohumu yiyebiliyorlar yani hem de son itibariyle öyle baktığımız zaman temel yiyeceklerin içerisinde de üreten şeyler giriyor. Yumurta da üreten olduğu için yumurtanın o anlamdaki temel yiyeceklerden birisi bütün hayvanlar için de bütün insanlardan bütün canlılar için öyle bir şey yapalım yani o anlamda söyledim. Ama burun sarısı da bir böylesine bir yoğunluktan dolayı bir zararı varmış böbreklere. Beyazı daha faydalı. Bir de pişmiş yumurta faydalı. Nasıl yani? Ya, yağda kızartılmış yumurta mı? Sahanda yumurta. Yok. Haşlanmış yumurta. Haşlanmış anladım. Pişmiş derken haşlanmış anladım. Biz pişlenmiş pişiriyoruz ya haşlıyoruz. Haşlıyoruz evet. He. Genel olarak da böyle az haş rafadan. Haşlanmıştır. Rafadan, kafadan bir şeyler yiyorlar ama onun da pişmişi daha faydalı. Öyle onu mi söyleyelim? Tabii. Katılaşmış halinden bahsediyorsun. Evet. Peki. Katı, sert yumurta. Kuvvetli pişsin. Ama çok fazla katılaşırsa da bu sefer içerisindeki vitamin oranı ortadan kalkıyor. Kalsiyum şey, vitamin oranı düşüyor. Şimdi bu şeylerle ilgili sebzelerin haşlanması da millet böyle neredeyse çiğ yediriyor. O da doğru değil. Çünkü bugünkü sebzelerin çoğunda GDO'lu olduğu için ilk defa onun için haşlanmış sebzeler faydalı. Doğru. Aynı şekilde haşlanmış soğan da faydalı. Onun da zarla birlikte yaparsan mideni mahvediyor. Bunları şey yapmaya gerek yok. Yaşadığımız şeyin içerisinde yediğimiz zaman anlıyoruz zaten. Midemiz bozuluyor. Midemiz kabul etmiyor onu. En azından oradan insanlar kendileri de test edebilirler. Haşlanmış soğanı yedikleri zamanla, haşlanmış sarımsağı yedikleri zaman veya haşlanmış sebzeleri de, havuç ve diğer şeyleri de yedikleri zaman onun daha faydalı olduğunu görecekler. O da bir şehir efsanesi. Haşlandığı zaman vitamini gidermiş. Öteki de zehir. Zehiri ne yapacak? Nasıl? İçeriğinden bahsediyorsunuz. Yoksa üzerindeki mikroorganizmalardan bahsetmiyorsunuz. Zaten mesela sebzeyi sirkeye yatırarak tabii sonra pişirirsin falan filan ama GDO'lu olduğu için sirkeye de yatırsan, kezzaba da yatırsan fark etmiyor. İçerisindeki fark içeriği GDO'lu. Evet. Peki bir de onun için pirinçten bulgura da ilk sularını haşlanmış ilk sularını bulgurla pirinçte de atmakta fayda var. Anladım. Peki. İkinci faz haşlayıp yiyeceğiz. O şekilde yapalım birazdan. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Mithat abicim gelelim konularımıza. Beşiktaş'ta başlayalım. Beşiktaş'ın maçını izlediniz mi dün? Beşiktaş'ı izliyoruz yanda. Ankara Gücü maçını izlediniz mi? Beşiktaş özgür. Buyurun. Yani şiddetli bir eleştiri hak ediyor. Şundan dolayı. Sezon başından beri hoca bunlardan adam olur diye bu Umut Meraş'tan adam olmaz. Uğraşma, bu sol tarafı mahvetme hocam. Yani bu Umut Meraş'ın Türk oyuncu olduğu için aldılar ama takımı kurtarabilecek, faydası olabilecek bir özelliklere sahip değil. Oradan sıkıntı yaşıyoruz. Orta sahada zaten sıkıntılıydık. Oradan da bir şimdi Cenk su kaynatmaya başladı. Biraz yorgunluk ve şey. Atiba zaten yaşlandı. Onun yanına yardım edebilecek ikinci ve üçüncü oyuncuları bulmamız lazım. Oralardaki takviyeleri de zamanında yapabilirdik. O takviyeleri yapmadan biraz işi sanki yeniden oyuncuları görüyormuşuz gibi bir şeyin içerisine sürüncemenin içerisine sokunca son itibaren
Bennington, Montero. Yani o konuda Şenol Hoca'nın çok hızlı Kramer'i, Umut Meraş ve o tekiz stoperlerin İstanbul Spor'dan aldığımız çocuk. Bundan bu işler olmayacak yani, görmüyor muyuz? Çok şiddetli bir şekilde, radikal bir şekilde bu oyuncu transferin birinci günde gönderip sürüncemeye bırakmadan takımı yenilemek gerekiyor. Yani bunu sürüncemeye bıraktığın zaman bu oyunculardan bir şey olmaz. Bunları görmüyor musunuz? Alanyaspor'dan almayın, getirmeyin bu oyuncuları zaten. Bennington için söylüyorum. Anladım dediniz. Sol bekle, sol bekle geldi de Özgür. Neydi? En Sakala. En Sakala, evet. Ama Tayfur iyi değil mi? Tayfur Bingöl. Ya o Türk oyuncu gelsin. Evet. Ben ona bir şey demiyorum. Tayfur Bingöl'de dursun. Alternatif oyuncu, 8 oyuncu istiyorlar. Elinde çarpma, tahta bilmem ne diyorlar ya, matematiksel ölçülerle. Yani son 5 senede 10 sefer yabancı kuralını değiştirirsen, ondan sonra 2'de 1 bunları yaparsan onlar zaten başka bir skandal yani. Yönetmek açısından geçen sene bir oyunun bir rezerv ligi püresini 3 ay sonra kaldırıyorsun. Hani kimse bilmiyor. Ben sabah, ya ben 20 seneden beri bağırıyorum. Türkiye'deki statlar elverişsiz stat. Bu sahalarda maç oynanmaz. Affedersiniz, burada hayvan otlamaz diyoruz. Sen orada adam oynatmaya çalışıyorsun. Ankara'daki stattan mı bahsediyorsunuz? Sadece Ankara'daki. Yok, genel itibariyle de dün akşam Ankara'daki zemin de mi kötüydü? Ya zeminler hepsi kötü Özgür. Anladım. Zaman zaman Galatasaray'ın zeminlerinden muzdarip olmadık mı? Zaman zaman Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin her zeminden kötü. Sivas kendi sahasında maç oynayamıyor. Kayseri'de oynadı kupa maçı. Antalya Spor'da öyle. Bir başka rezalet. Ya bunların bir uzmanları var. Kim uzmanları? Bölgelerine göre. Onlara adam gibi para verip o uzmanları getirtip neye fizibilitesini çıkarıp ne yapılması gerekiyorsa yapsanıza. Lüzumsuz yere adamlara 3'er 5'er milyon lira vereceğini, Falcao'ya 40 milyon harcayacağını Galatasaray yeniden start yapar diye Falcao'ya harcadığı parayla. Evet, adam sakat diye almayın diye bağırıyoruz. Sanki babaların mallarını harcıyorlar ya. 3'er 5'er milyon lira borçtan oturmuşlar. Ya insanın sinirlerini bozmayın. Peki. Böyle bir kadar bu kadar insan akıl dışı olabilir mi? Peki Beşiktaş nasıl bu transfer hatalarını yaptı Mithat abi? Yapıyor işte, şimdi yapıyor Özgür. Evet. Şimdi yapıyor yani, sen Bennington'u Montero'yu yeni mi gördün? Sen Umut Meraş'ı yeni mi gördün? Umut Meraş'tan bu sol tarafta Matsuako 20-25 dakika faydalanırsın. 90 dakika faydalanamazsın. Yok, oyunda yok. Oraya. Muleka? Muleka? Muleka hiç yok zaten. Özgür onun kafası hiç çalışmıyor. Yok. Evet. Onun kafası çalışmıyor. Yanındaki adama pas veremiyor. Gür. Yani ne set oyununda var, ne şey oyununda var. Görmüyor musunuz bunları? Bunları görmek için kahin olmaya gerek yok. Bunları görmeye profesör de gir. Ha, bunları bir ara motive etmek için bak, sizi göndermesem oynar falan böyle. Bunlar eski Fatih Terim taktikleri. O 3 ayda bir çıkardı. Görürsünüz ne olsun. Görürsünüz Mart'ta diye milleti korkuturdu. Yani o taktiklerle 3 ay 5 ay idare ediyorlardı. O taktiklerle Galatasaray'ın yürümeyeceği zaten belli oluyordu. 3'er 5'er ay 15'er adam gönderip 20 adam alıyordu. O taktikler olmaz onlar. Öyle bir adamı korkutup da oynatamazsın sen. Anlıyorum. Bir futbolcuyu sen ilk önce fiziksel olarak hazırlarsan, bak fiziksel olarak zaten futbolcuyum diye geldiyse fiziksel olarak o futbolcuyu atletik fiziksel olarak hazırlayıp taktiksel olarak da oynatırsın. Bunda bu adam varsa yaptırırsın. Yoksa zaten yaptıramaz. O adam kalmasın zaten. O zaten Beşiktaş'ta oynaması için de adamın da bir de klas olması lazım. 40 bin seyircinin karşısına çıkıyor. Galatasaray'da oynayabilmesi için, Fenerbahçe'de bilmemiz. Bunlar getirip götürüyorlar. Bu olmaz. Peki. Senelerden beri bunu bağırıyoruz. Birileri para çalıyor. Biri hırsızlık yapıyor. Sen onlara peşkeş çekiyorsun. Bu koskoca kulüpler olmaz. Peki Mithat abi. İnsan birazcık akıl ve nizam var ya. Hayır ya. Mithat abi, size sormak istediğim bazı oyuncular var. Onlardan bir tanesi Legia Varşova takımında oynuyor. Stoper Mike Navrocki. Werder Bremen altyapısından yetişti bildiğim kadarıyla. Sonra kiralık geldi Legia'ya. Sonra gitti. Tekrar bütün haklarıyla geldi. Bu futbolcuyu tanıyor musunuz? Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğundan bahsediliyor. Bu Alman kökenli bir futbolcu Özgür. Tamamıyla. Zaten Werder Bremen'in şeyiyle birlikte. Adamlar da 1,5 milyon euro ödeyip aldılar bunu.
Lege Varşova için çok önemli bir oyuncu bak. Lege Varşova için. Şimdi Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın veyahut Fenerbahçe'nin stoper transferi için bu çocuk aman geldi ortalığı yıktı der mi? O çok zor şu anda. Genç ha, bir de onu söyleyeyim. Potansiyeli de var. Evet. Oynar mı? Oynar. Çünkü bunun adamların yanında iyi. Ama ne kadar iyi? Onun ölçüsünü sen ne şey yapacaksın? Yani ben bunu çünkü ben Nelson'u da fazla beğenmem Galatasaray'daki. Benim arkadaşımın oyuncusu o. Marco Beneš'in oyuncusu. Henrik Rizom'un oyuncuları. Ben onlarla... Victor Nelson mu Marco Beneš'in oyuncusu? Tabii tabii. Şey, yok yok, Nelson. Galatasaray'daki Nelson Marco Beneš'in oyuncusu. Arkadaşımız. Tabii benim arkadaşım. Peki. Arkadaşımın oyuncusu. Ben onu dahi şu anda çok iyi oynamasına rağmen Danimarkalı yanılmayın. Ama 7,5 milyon lira Galatasaray için o zaman büyük paraydı. Onu eleştirmiştik. Ama Kopenhagen'dan da fazla öyle alamazsın oyuncuyu. O paraları vermezsen. Ama Galatasaray'da şöyle oturdu. Danimarkalı olduğu için, taktik disiplinde olduğu için yanındaki adamı da oynattı. Marka öyle satıldı. Hı hı. Yani Marka'nın satılmasına da faydalı olduğu için Nelson'u ne yaptık kabul ediyoruz. Değil mi? 7,5 milyon verse de çünkü hem disiplinli hem de Avrupalı. Konsantrasyonu çok yüksel. Çok da çalışıyor. Hep de kendini geliştirmeye çalışıyor. Milli takıma da yükseldi. Bu şeyi yani daha fazla gelişmesi lazımdı. Ama sınırlı bir oyuncu olduğu için ona rağmen Türkiye'de bu eksiklik çok fazla. Yani stoper eksikliği. Hele stoper böyle kaliteli, kuvvetli, şef özellikleri olan stoper zaten çok az. Martin Schickertel vardı. Gitti. Uyuf alışı vardı. Gitti. Eskiden Lugano vardı. İşte Fenerbahçe'de gelirlerdi, giderlerdi. Birkaç tanesi. Bu şef özellikleri yanındaki oyuncuları oynatan oyuncular hesabıyla öyle stoperlerimiz şu anda az. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Mert Çetin bundan böyle Adana Demirspor forması giyecek değerli dinleyiciler. Adana Demirspor Hellas Verona forması giyen Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Mert Çetin de Adana Demirspor formasıyla poz verdi. Türkiye'ye de daha önce Gençler Birliği'nin formasını giymişti. Oradan da Roma'ya transfer olmuştu. Hacettepe ve Kayseri Spor formalarını da giydi 26 yaşındaki oyuncu. 2019'da Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olmuştu. İtalya'da Hellas Verona ve Lecce formalarını giyen Mert Çetin bu sezon Serie A'da bir maçta sahaya çıktı. Mert Çetin transfer ilişkin yaptığı açıklamada Adana Demirspor Avrupa'da kendini göstermek isteyen bir kulüp. Vincenzo Montella ile iyi anlaşacağız. Roma benim için özel. Montella hocamla aynı yerde bulunmuş olmamız. İtalyan futbolu için önde gelen isim tercih nedenlerinden biri de bu oldu diyor. Değerli dinleyiciler, Kayseri Spor'da da kiralık olarak forma giymişti. 20. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın 20'de Adana Demirspor Giresunspor maçı var. Yasin Kol bu maçı yönetecek. 21 Ocak Cumartesi günü 16'da Kasımpaşa Başakşehir maçı Turgut Doman. 19'da Galatasaray Antalya Spor maçı Ali Şansalan. 22 Ocak Pazar günü 13.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Sivasspor Cihan Aydın. 16'da Alanyaspor Fatih Karagümrük Burak Pakkan. 16'da Kayserispor Beşiktaş Mete Kalkavan. 19'da Trabzonspor İstanbulspor Arda Kardeşler. 23 Ocak Pazartesi günü 20'de Konyaspor Ankara Gücü Murat Erdoğan ve aynı saatte Ümraniyespor Fenerbahçe maçında Abdülkadir Bitigen görev alacak. Transferde Hadzi Ahmetoviç ismi ön plana çıkıyor. 12 Ocak'ta başlamıştı biliyorsunuz transfer dönemi ve 8 Şubat'a kadar devam edecek. Beşiktaş ve Galatasaray Amir Hadzi Ahmetoviç için devreye girdiler. Siyah beyazlı kulüp ve İngiliz ekibi Hadzi Ahmetoviç için resmi tekliflerini iletmişti. Galatasaray henüz resmi teklifini sunmadı. Hadzi Ahmetoviç sezon sonu kadrosuna katmayı planlıyor Hadzi Ahmetoviç'i Galatasaray. Beşiktaş ve Burnley'nin girişimlerinin ardından temaslarını hızlandırabilir deniyor. 2016'da Bosna Hersek ekibi Jeleniskar'dan 500 bin euro karşılığında Konyaspor'a gelmişti Hadzi Ahmetoviç. Yeşil Beyazlar'da 8. sezonunu geçiriyor. Bu sezon 23 maçta görev yaptı. 6 tane gol attı. 2 tane gol pasıyla oynuyor. Böyle bir gelişme var.
Galatasaray'ın da bu dönem için devreye girdiği iddiaları ön plana çıktı. Ama Hadzi Ahmetoviç zaten yaz döneminde Galatasaray'ın transfer dönemine gelmişti. Fakat Konyaspor'un istediği yüksek ücret nedeniyle bu çok fazla anlaşılabilecek bir aşamada olmamıştı bu transfer müzakereleri. Galatasaray yine önümüzdeki sezon için onu düşünüyordu kadrosunda ama son gelişmeler, yani iki tane kulübün, Burnley'nin İngiltere'den ve Beşiktaş'ın devreye girmesi, Galatasaray'ın da bir üçüncü kulüp olarak devreye girmesine neden oldu dedikoduları var. Hatta iddia o ki Galatasaray 5 milyon euro önerdi ama bu çok büyük bir rakam. Eğer Mitsiu gidiyorsa Galatasaray'ın böyle bir transferi gerçekleştirebileceğini bu dönem içerisinde düşünüyorum ama nereden bakarsanız bakın çok maliyetli gözüktüğü için ben Galatasaray'ın çok ısrarcı olmayacağı kanaatindeyim. Bu arada Galatasaray'da Metehan, akademiden yetişen Metehan Demirtaş'ta sözleşme yenilenecek 2026 yılına kadar. Dün temsilcisi Murat Erdoğan canlı yayın konuğumuzdu. Metehan Baltacı, özür dilerim söylüyorum, soyadını düzelterek söylüyorum. Metehan Baltacı ile Galatasaray 2026 yılına kadar sözleşme yapacak. Emin Bayram ve sonrasında Özgür Baran Aksakay'la Galatasaray yeni sözleşme yaptı. Sırada Metehan Baltacı var. Galatasaray Metehan Baltacı'ya da 2026 yılına kadar yeni sözleşme verecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Laf lafa açıyor. Sevgili Mithat Halis bir kez daha bizimle birlikte, sohbetimiz yarım kalmıştı. Mithat abi tekrar hoş geldiniz. Günaydın, merhaba. Tekrar hoş bulduk Özgür. Günaydın. Günaydın. Mike Navrocki'de kalmıştık. Bu futbolcunun Galatasaray'a transferiyle ilgili duyduğunuz bir şey var mı? Siz Legia Varşova kulübüyle iyi ilişkileri olan bir adamsınız. Ben sadece maçını seyrettim Özgür onların. Nasıl bir futbolcu? Yani maçlarını seyrettim. Futbolculuğu ile ilgili. Onlar 3 isterler. Pardon. Bizimkiler 3 verir. Onlar 5 isterler. O tür bir oyuncu. Öyle diyelim yani. Peki. Onun yani 5 milyonun üzerine çıkabilecek bir oyuncu değil. Onun için işini görür mü Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın? Şüpheli. Şüpheli diyorsunuz. Yani, şüpheli yani, vereceğin para ve çocuğun yetenekleri açısından. Anladım. Son itibaren daha 22 yaşında olmasına rağmen temel eğitimi de çok iyi. Onu da kabul ediyoruz. Çünkü Almanya'da temel eğitimini almış. Evet. Az bu para. Siz bir şey duydunuz mu? Galatasaray'ın gerçekten kontağı var mıymış Meca Varşova'yla? Çünkü şimdi bütün scoutlar, hocalar falan filan burada adamı seyrettiler. Çok ben biliyorum onu, Legia Varşova döndü. Legia Varşova şimdi Polonya'ya. Bu hafta ligleri başlayacak onların, bu önümüzdeki hafta sonu. Onun için takımı şimdi birkaç tane Gdansk, Zagreb, Lubin falan filan onlar burada. Onlar da dönecekler. Legia Varşova biraz önceden döndü. Seyrettik. Oyuncuyu da beğendik. Not ettik. Ama işte ben o konudaki şeyimi söylüyorum, şüphemi. Yani eksikliğine göre, Türkiye'deki takımların eksikliğine var olduğu için, ama gelişim açısından onu iyi hesaplamaları lazım. Anladım. Yani futbolcunun potansiyeli. Çünkü bizim takımların yanıldığı, Trabzonspor'u en fazla eleştirdiğim yaşlı oyuncular temelinde söylemiştim onu. Yani bir daha satmayı bırak. Futbolcu zaten çok iyi bir para ödüyorsun. Futbolcular ödedikleri maaşlar çok yüksek Trabzonspor'un. Ve satabileceği hiçbir oyuncu yok. Kazayla oynattı, mecbur ettin oynattı. Ahmet Can'ı kaça sattı Özgür? Kimi demiştiniz? Kim sattı? Yani bu Trabzonspor'un sattığı, Ajax'a sattığı stoper. Değil 6 mi ya da 7 milyon euro, evet. 8-9 mu? Peki. Tabii. 8-9 neredeyse 10. Evet. Anladın mı? Yani söylemek istediğim şey şu. Yani bonservis bedeli yüksek oyuncular olan oyuncuları bizim getirmemiz lazım. O anlamda bak, şu 22 yaşındaki çocuğu Trabzonspor alsa bir şey demem. Anladım dediğiniz. Çünkü ama Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu oyuncu alırken düşünmesi lazım. Eğer beğenirlerse yani. Seredir de beğenirler, onu da söyleyeyim. Seyrederlerse beğenirler.
Canlı da seyrettiler zaten. Galatasaray seyretti değil mi? Yani bir bağlantısı olduğunu duydum ben, evet. Seyreder adam alır. Peki. Ama evet. Yanılır mı? Yani ben potansiyel açısından yanılırım. Ben potansiyel olan oyuncuların aynı zamanda takıma fayda olacağını da şey yaptığım için, hani kabul ettiğim için, sonuçta benden potansiyel yüksek oyuncular aynı zamanda genç dahi olsalar o takıma faydası oluyor ve de transfer gücü de oluyor. Anladım. Onu peki, bir daha satalım ekonomik açıdan, yani onu düşünerek söylüyorum. Beşiktaş'ın da transferde geç kalmasını da hayra yormuyorum. Neden hayra yormuyorum? Niye geç kalıyor Beşiktaş transferde? Niye hızlı hareket etmiyorlar? Atıyorum, ben bir sol bek söylemiştim. Orta sahada 10 numaraya dönük oyuncu söylemiştim. İkisi de gitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ha, zamana karşı yarışıyorsunuz burada. Iskalarsınız. Geçmiş olsun. Anladım. Sol bek de gitti. Şimdi ben şunu soracağım da Mithat abi, aslında sorulması gereken soru şu da, siz şimdi itiraz edeceksiniz. Ben diyeceğim ki niye bu kadar geç kalıyor Beşiktaş transfer yapmak, ama organize işte olamıyor. Ama ben söylüyorum Özgür, akıl yok. Evet. Ne diyeyim ben sana başka? Anladım. İki tane potansiyeli çok yüksek oyuncu. İleride söylerim. Ha, Beşiktaş'a yani önerdiniz ama Beşiktaş geç kaldı. Tabii harekete geçmediği için Özgür, niye başka takımlara gittiler. Tabii gittiler. Peki. Bir tanesi sol bekti, diğeri hangi mevkiydi? Orta sahada hücuma dönük. Hocuma hem 8 hem 10. Müthiş bir oyuncu. Müthiş. Genç, potansiyeli çok yüksek. Yalvardı. Yalvardı. Çok beğendiler. Bak, beğenmemezlik de yok. Paramız yok. Paran yoksa ne yaptın? Bulacağım parayı, vereceğim. Öyle şey var mı? Kimse kimseye bedava çok iyi oyuncusunu vermez. Doğru söylüyorsun. 18-19 yaşındaki oyuncusunu hiç ya da ona göre planlama yapacaksınız. Doğru oyuncular için rasyonel bir bütçe oluşturacaksınız. Galatasaray sonuç itibaren, Galatasaray'da Beşiktaş'ta para var. Onlar veriyorlar. Galatasaray sonuç itibaren 7,5 milyon liraya Nelson'u aldı geçen sene. Değil mi sonuç itibaren? Para vereceksin yani adama. Yusuf Demir'e almayın diye yalvardı mı aldılar. 6 milyon verdiler. Az para mı? Galatasaray'da para var. Mitchell'den daha tam faydalanamadılar o Norveçli oyuncudan. Hı hı. Ona da para verdiler. Çok büyük para vermediler. Ama sonuçta bana oradan Berkan'a para verdiler, aldılar. Doğru. 4-5 sene önce Emre Akdemir'e para verdiler. Evet. Yani sonuçta böyle para vermeden oyuncu alamazsın ya. Yani. Doğru. Öyle bir şey yok. Yani, ama biz Beşiktaş'ı çok seviyoruz. Sizden başka kimseye gitmeyiz demezler ki. Son itibaren bunu satan bir adamın bir bedeli var. Bu oyuncuların bedellerini de ödeyeceksin, alacaksın oyuncuları. Sonra oyuncular hem gençler hem de milli takım oyuncularıydı. Peki. Mithat abi, Ahmet Hadziyaoviç'i, Ahmetoviç'i düzeltelim. Yeni mi gördünüz ya? 8 senedir oynuyor Amir Hadzi Ahmetoviç Konyaspor'da. Çocuk için şey söylemesi lazım. Transfer yarışına dönüştü. Ne diyorsunuz bu konuda? Ayıp ya, ayıp ya Özgür, ayıp. Hadzi Ahmetoviç gibi. Bak sabah şimdi, bak ben sana bir şey söyleyeyim Özgür. Bak 25 tane oyuncu deftere bakmadan söylerim. Ne yapacaksınız ya? Bak 25 tane oyuncu diyorum Özgür. Evet. Deftere bakmadan. Ne yapacaksın Hadzi Ahmetoviç? Ağır. Büyük takım oyuncusu lazım. Değil yani. Ağır. Büyük, başka? Büyük takım oyuncusu değil Özgür. Anladım dediğinizi. Başka? Başka ne dedim? Orta sahanın başka ne olacak Özgür? Orta sahanın orta oynayan hatta Kante gibi kısa dinamik kişi olacak. Adamı doğru. Yiyecek. Chelsea'deki Kante gibi. Doğru söylüyorsun. İyi bir örnek ya, bence. Bunun ne işi var ya? Allah, Ahmet'i çok seviyorum ben. Bir de yani Aykut Hoca getirdi. Senelerce çalıştı. Konya'da oynasın çocuk, rahat etmiş. Evet. Beşiktaş ısrarla istiyor bu transferi. Ne diyorsunuz? Galatasaray da devreye girmiş. Adamın tekniği iyi. Top atıyor. İyi güzel. Boşluk bulduğu için atıyor. Adamın ağzını burnuna sokarlar. Baliç'i hatırlamıyor musun? Çocuk geldi yine sonunda oynuyor. Aynısı. Hı hı. Aynısı Özgür. Aynısı. Bak önümüzde örnek var. Baliç. İtalya'ya gitti, oynayamadı. Santrafor çocuk. Baliç'ten bahsediyor. Baliç, evet. Sonra döndü Başakşehir. Başakşehir'de de oynayamadı.
E ne yapacaksın? Yapmayın ya. Yapmayın. Ya çocuğa da yazık sonra. Çocuğun da resmini bozmayın. Çocuk Konya'da gayet güzel. O sıra milli takımda da oynuyor. Şimdi alacaksınız bundan. Bunu kim aldı? Küfür edeceksiniz. Allah'ına da verene de. Ondan sonra çocuk Bosna milli takımından da olacak. Rahatsız etmeyin. Menajer olsam getirmem büyük takıma. Galatasaray'daki Mitchell'ü o şeyin ismini de sen söyle. Portekizli oyuncuları. Hangi oyuncusu? Sergio Oliveira. Oliveira. Hangisinden daha iyi Allah aşkına sen bana söyle. Yok yok hayır. Mitchell'ler... Yok ben sana söylüyorum ben şimdi... Mitchell'le Hacı Ahmetoviç'i karşılaştırdığınızda nasıl bir sonuç çıkıyor? Mitchell'ü. Tabii ben bir orta saha oyuncusu olarak bakıyorum ona. Anladım. Tamam mı? Bir orta saha oyuncusunun özellikleri olarak şeyden iyi mi yani? Joseph de Souza'dan daha iyi mi bir adam getireceksiniz? Peki. Atiba'dan daha iyi bir adam mı getireceksiniz? Söylüyorum yani onlar birisi sakatlandı, birisi yaşlandı. Onu soruyorum. Şeyi koyacağınız zaman burası Beşiktaş, burası Galatasaray, burası Fenerbahçe. Ahmetoviç oynasın Konya Spor'da rahatsız etmeyin. Muleka Kasımpaşa'da oynasın rahatsız etmeyin dedim ya. Büyük takım oyuncusunun klas olması lazım. Bu çocukta klaslık var kabul ediyorum. İyi pas da atıyor eyvallah. Ama boşluk bulursa. Adamın ağzına giriyorlar 3 kişi aynı anda. Ahmet nereye gitti Ahmetoviç nereye? Peki. Fırsat mı verirler onu Avrupa'da? Vermezler. Mithat abi Şenol Hoca dün basın toplantısında Dellal ile ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı verdi. Şu anki durumu takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi karşılamadı. Değerlendireceğiz. Dellal'i oynamayı hak edecek durumda değil. Bakın Dellal'i oynamayı hak edecek durumda değil. Oyuncuyu göndermek başka bir şey ve buranın konusu değil. Dellal'i iyi, kariyerli bir oyuncu. Onun takıma katkı yapmasını bekliyoruz ama şu an katkı veremeyeceğini düşünüyoruz. Kendisi ve kulüple değerlendireceğiz. Nasıl bir değerlendirme yapar? Kiralık olarak almıştı. Everton'ı ikna etmesi lazım. Beşiktaş'ın bu futbolcuyu gönderebilirim. Ha Mithat abi şöyle bir şey var. Şimdi Everton'da maç oynadı ve sonrasında Beşiktaş'a geldi galiba Dellal'i. Ve kurallara göre UEFA kurallarına göre kıta Avrupa'sında 3. takımda oynayamıyorsunuz aynı sezon içerisinde. Bir sezon içerisinde. Ama Türkiye'de bir 2. takıma gidebilir. Bir başka takıma kiralık sözleşmesi bir şekilde Everton'da konuşulup düzenlenebilir ve bir başka takıma verilebilir Dellal'i. Bilmiyorum. Bir sorun var ortada. Çok ciddi bir sorun. Şenol Güneş de buna işaret ediyor. Beşiktaş'ın bunu çözmesi lazım. Nasıl çözer? Deli Ali'yi almayın dedik. Doğru. Başta öyle demiştiniz. Üstüne basamaz. Deli Ali'yi almayın demiştiniz. Vurgulu bir şekilde. Almayın. Deli Ali'yi almayın. İsmini de koyduk. Deli Ali. Evet. Almayın. İnşallah gelmez diye hikaye yalvardım. Sadece sporda. Evet. Bütün halkıma. Almayın. Görmüyor musunuz? Kör müsünüz? Adam ceset. Vücuduyla gövdesi aynı yerde değil. Görmüyor musunuz? Maçlarını seyretmiyor musunuz? Luis Adriano için Antalya sporları söyledim. Almayın. Geçen yıl 20 maç oynamış, 5 gol atmış. Bana ne dedi? Bu sene adama küfür ediyorlar Luis Adriano'ya herkes. Özgür olmuyor ama. Olmuyor eski şeyler. Bu adamın başka bir problemi var. Ne gibi? Bu adam Özgür, Manchester City'deki Foden'ı biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Phil Foden. 4-5 sene önce Foden gibiydi bu. Hı. Evet öyleydi evet. Tottenham'da ve 50 milyon euroluk bir değere tabii, sahipti. Tabii bir de ne vardı? İngiltere milli takımında da oynuyordu değil mi? Hı. Müthiş oyuncuydu yani değil mi? Sana verirler miydi? Hayır mümkün mü? Buraya neye geliyor Özgür? İngiltere'de kulüp bulamadığı için Everton'da onu niye alıyorsunuz adam? Gerizekalı. Ya başka bir şey olamaz yani. Anlıyorum. Niye adamı dertten kurtarıyorsunuz? Şimdi çok ciddi bir problem. Yani kiralık sözleşmesini nasıl feshedeceksiniz? Everton ikna olabilecek mi? Nereye göndereceksiniz? Giderse evet. Everton çünkü onu almayacak belli bu. Tabii ki. Ve onu boşalttı. Onun yerine yani oyuncularını boşaltmak istiyor. Sadece kadro planlaması yaparken sen adamın elini niye rahatlatıyorsun? Geçen sene Batu Şahin'e sesimi çıkartmadın. Alın dedim büyük oyuncu faydalanırız. Yani hatta sözleşmesini bile uzatmak isterdim. İyi futbolcu dedim. Hala da iyi futbolcu olduğuna inanıyorum. Yani şeydeki Fenerbahçe'nin santroforu şimdi.
Beşiktaş almadı onu. Gerçi Beşiktaş Weghorst'u aldı onun yerine. Weghorst da iyi oynadı. Tamam, bir şey demiyoruz. Transfer de yaptı gitti. Beşiktaş için çok büyük bir kazanç. İsim olarak. Beşiktaş'tan Manchester United'a gitti. O başka bir şey. Ama bu adama dedik, yalvardık. Ötekini de iki ay beklediler. Ötekini mutlaka alın. Ben sabah akşam bağırmıyor muyum? Ben sabah akşam maç seyrediyorum. Bu takımları da gidip orada seyrediyorum canlı. Orada görüyorum ben. Kör müyüm? Ben. Üç tane ülkede ayrı ayrı fakültede okudum. Spor fakültelerinde. Spor akademilerinde okudum. Evet Mithat abi. Sabahtan akşama kadar da maç seyrediyorum. Hepsinden daha iyi antrenörüm. Kazayla menajerlik yapıyorum. Bak hepsinden iyi antrenörüm. Ulan dinlesenize beni. Aynen böyle, ulan dinlesenize beni Özgür. Anladım. Peki, ben bu milli takım Dünya Kupası'na giderken şöyle ol hocamın. Ünal hocamdan şeye alınmasın. Bir numaralı yardımcısı bendim. Video analizlerini ben yapıyordum. Kimse video analizini bilmiyordu. Ünal hocam zaten bana bıraktıydı bütün işleri. Mehmet Kulakçızoğlu bana bırakmıştı bütün işleri. Video analizleri vardı, rakibin analizleri vardı. Ya Şenol hocama yalvardı mı? Yapma. Bunları zamanında gönder hocam dedi. O zaman da o da dedi, onların sözleşmeleri var. Senin de bilmediğin bu var Mithat dedi. Şimdi benim karşıma Deli Ali'nin sözleşmesi çıkıyor. Peki. Maksu Akın'ın sözleşmesi çıkıyor. Ötekinin sözleşmesi çıkıyor Özgür. Tamam, Bekors'un gitmesini zaten istemiyordu hoca. ama zaten iyi adam, onu istediler, onu alıyorlar. İyi adam alıyorlar. Şimdi onun karşısına da bu sözleşmeler çıkıyor Özgür. O da başka bir açıdan bakıyor. O da kendi açısından bakıyor. Şimdi de istediğim adamlara da para veremedi başka. Mithat, ben bu oyuncuları istedim dedi. İsrailli oyuncular vardı. İki tane de Norveçli, İsveçli oyuncular vardı. Bunlara da başkan para yetiştiremedi. Şimdi de ben Beşiktaş'ın açısından bakıyorum. Tamam mı? Yani şimdi peki, de ben Beşiktaş açısından bakıyorum. Ha, onlar da o paraları bulamayınca, veremeyince sıkıntı oluyor işte. Transfer yapmak öyle kolay değil. Doğru, onlar da geç. Ben geç kaldılar. Ben kendi açımdan geç kaldılar diye küfür ediyorum. Peki. Özgür. Ama onlar da paramız yok dediler. Anladım. Oyuncuları beğendik. Yani işte yani sezon sonunda doğru planlama yaparsanız ara dönem transferi için de rasyonel bir bütçe oluşturabilirsiniz. Rasyonellikten bahsettim. Aynen. Rasyonel bütçe derken bunu kastediyorum. Yani parayı doğru zaten oyunculara yatırırsanız ve ekonomik harcarsanız devre arası içinde. Ya ben Mithat abi bu devre arasında transfer var da bir sonraki transfer dönemi, yaz dönemini düşünerek de hareket etmesi lazım takımların. O transfer planlamasını da şimdiden yapmaları lazım. Ayrı mı? Bunlar yapılmadığı için Beşiktaş'ta. Onun için ne diyoruz Özgür? Potansiyeli yüksek oyuncuları getirin. Siz onları nasıl şimdi Antalyaspor bütün umutlarını Hacı Wright'a bağlamış. Ne oldu Hacı Wright'ta, son durum ne? Hadi yok yani. Çin'den ve Arabistan'dan teklifler var. Bunu biliyorum. Brentford tamam, takımı yani. Çok iyi teklif vermiş. Fenerbahçe verdi teklifini. Tamam. Nereye gidiyor? O oyuncu niye öyle? Şimdi potansiyeli var çünkü, değil mi? Evet. 24 yaşında. Geldi burada, iyi oynadı. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Laf lafa açıyor. Üçüncü part. Üçüncü bölümdeyiz. Sevgili Mithat Halis'le birlikte Laf lafa açıyorum. Üçüncü partındayız. Mithat abi tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Tekrar hoş bulduk Özgür. Estiniz, gürlediniz. Kavurdunuz ortalığı Mithat abi yine. Türk futbolunun gerçeklerini söyleyerek Türk futbolunu kurtarma çabalarınızı yine ortaya koydunuz fazlasıyla. Özgür, sadece gran esfuerzo, büyük çaba. Sadece bu transfer işlerinde yapılan hata bu işin önemli kısmını kapsamasının sebebi ödenen paralar. Son itibariyle her takımımız için ne diyoruz? Büyük takımlarda, Trabzonspor'da ve Anadolu aslanlarımızda kamunun parasını başka bir yere harcamaya hakları yok. Peki. O insanların köfte ekmek yiyecek parası yok. Bırak sadece ekmek parasına ne ihtiyaç. Binlerce, milyonlarca insan var. Onlar rızıklarını orada bırakıp maçları seyretmeye gidenler de var. Televizyon dekoder alıp da o maçları seyretmeye çalışan insanlar da var. Büyük bir emek var.
o emeğin karşılığında onun için bu yanlışlıkları, beklenikleri, doğru şeyleri de söylemeye çalışıyorum. Peki İzzet abicim, ama ne? Ama işte biz bunu söylediğimiz zaman da bizi düşman olarak da belirleyen bir kesim, çok büyük bir kesim var. Yani onların biz halkımız için söylüyoruz. Halkımızın hakkını savunuyoruz. Onun için takım ayrımı yok orada. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş başta olmak üzere. Çünkü en fazla seyirci onlarda. Onlarda oynamak çok zor. Onun için bağırmamın sebebi Özgür. Öteki takımlarla arasındaki fark o. Klas oyuncu olmazsa iyi pas atamazsın. Pas alışverişi yapamazsın. Bugünkü futbolda o kadar 8-10 metrelik alanda 6-7 tane oyuncuyla o kadar kısa paslar yapmak zorunda kalıyorsun ki bizimkiler topu alıyor rugby takımı gibi bir yerden bir yere hemen vuruyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir futbol yok. Peki. Öyle oynayan kimse de yok. Mithat abi, Haji Wright'ta kalmıştık. Haji Wright. Haji Wright'ın durumu nasıl şekilleniyor? Yurt dışına mı gider? Türkiye'de bir kulübe mi gider? Antalya Spor Haji Wright'ın transferine mi bel bağladı bu dönem transfer yapabilmek adına? Yok. Öyle bir şey yok. Çünkü transferi açabilecek maddi bir gücü var gibi gözüküyor. Transferi açacakları orada bir sıkıntı yok. Ama Hacı ve Raik'i satabilseler istedikleri paraya çok rahat diyeceklerdi. Zaten bu transferlerin içerisinde bir tek Hacı ve Raik doğru transfer oldu geçen sene. Bir de altyapısından gelen Gökdeniz vardı. Maalesef o da sakatlıklardan kurtulamadı. Bünyamin Balcı vardı. Bir de Paul Macquarie diye bir oyuncu vardı. Onu da denemelerden, Afrikalı oyuncuları denerlerken almışlardı. Çok iyi bir altyapıları var. Yani bu 14 yaş takımları da çok iyi. Bu 15'leri de iyi. İyi altyapı organizasyonunda da Sedat Karabük'ün önderliğinde bir de Fikret Öztürk, yani Ali Şafak Öztürk'ün eski başkanının babası özellikle bu yatırımları Sedat Hoca'nın üzerinden yapmıştı. Sedat Hoca da zaten 8-10 sene önce de Hasan Akıncıoğlu ile birlikte, Başkan Hasan Akıncıoğlu ile birlikte Şifon'un zamanında bu işin bir anlamda da temellerini atmıştı diyelim. Oradan gelen bir altyapı potansiyeli de çok iyi var. Bundan faydalanmaları gerekiyor. Nuri Hoca şurada çok büyük bir hata yaptı. Ne hatası? Eski arkadaşlarını toplayarak, eski arkadaşları Mert Toprak. Eski arkadaşları diyelim ki Damir Mehmedi. Çünkü Mehmedi sakatken 1,5 yıldan beri Wolfsburg'da sakatlandı. 1,5 yıl oynamamış oyuncu. Alıyorlar. Orada bir tane kazayla tuttu. Ben almam Fernando'yu. 6 ay. Luis Adriano'yu hiç almam. Bakın Özgür var. Mehmedi, Fernando, Luis Adriano, millet transfer şahanesi diye geçerim diyor. Kıyameti koparken ben bizzat kendilerine söyledim. Uyardınız. Ben bütün şeylerine kadar. Hepsini. Bir de Mithat abi, şöyle bir gerçeklik var. Şimdi Bünyamin Balcı'dan bahsediyorsunuz. Yiğit Oruç'tu onun temsilcisi yıllardır, çocukluğundan beri. Şimdi onu diskalifiye etmişler. Bünyamin Balcı, Nuri Şahin'in de menajerliğini yapan Reza Fazeli'ye geçmiş. Giden pek çok oyuncu, gelen pek çok oyuncunun menajerliğini Reza Fazeli üstleniyormuş. Şimdi bu çok dikkat çeken bir olay haline gelmeye başladı. Antalya Spor yöneticilerle de konuştuğunda kendileri. Doğukan Sini'yi o götürdü. Yani yanında bir Türk ile birlikte. Yani Nuri Şahin'in menajeri üzerinden Antalya Sporlu futbolcuların transferi organize ediliyor. Bu da tehlikeli bir nokta. Yani etik olarak da ben doğru bulmuyorum. Sen işin bir yerde şu anda... Sistematik olarak da doğru değil. Hayır. Özgür, şu anda bu yılın başında Antalya Spor'un Doğukan transferinden sonraki takıntı geçirmesinin temel sebebi bu. Hiçbir antrenör... Doğru noktaya temas ediyorum değil mi? Yani bu işin... Tabii, en kritik nokta burası. Evet. Siz de biliyorsunuz bunu. Tabii en kritik nokta burası. Çünkü takımın üzerindeki disiplinini kaybeder.
Yani bir de olmaz ki Mithat abi, bak, bir teknik direktörün kendi menajerine oyuncuları gönderiyor olması. Öyle bir şey yapmaya hakkın yok. Sen de ayağına kursun. Hakkın yoktu, ben de onu ifade ediyorum ama böyle bir şey yapılıyor. Aynen, değil mi? Bak. Yapılıyor abi, bu. Antalya Spor'da bu oluyor. Nuri Hoca söylüyorum. Nuri Hoca onu yapmaya hakkın yok. Kendi ayağına kurşun sıktın. Takımın üzerindeki disiplini ve otoriteni kaybettin. Evet. O çok büyük bir problem oldu zaten. Ondan sonra ben arkadaşlarını getirdiği için eleştiriyorum. Sinan'ı almayacaksın. Sinan 150 kilo almayacaksın abi. Senin ne işin var? O çocuk yürürken ben korkuyorum kalp krizi getirecek diye. Sinan geliyor. 3 sene, 4 sene. Sinan Gümüş'ten mi bahsediyorsun? Sinan Gümüş. Evet, Sinan Gümüş'ten almayacaksın ya. Ya Sinan Gümüş'ten 3-4 sene önce oynamıştınız beraber. Çok iyi çocukmuş. Maşallah, ne yapıyor? Golf oynayacak sağlığa sahip değil. Mehmet'i almayacaksın. 1,5 yıldan beri sakatlığından dolayı oynamamış. Geldi bir daha sakatlandı. Geldi bir daha toparlamaya çalışıyorsun. Olmaz. Olmaz. Ya başka kimi getirdin? Yani orada Hakan Bayraktar, orta sahada bir oyuncuları var, 88 numara. O varken Soner'i alıyorsun. Yani oraya da şişirmeye gerek yok. Zaten Ufuk dediği bir çocuk da var. Fernando'nun Şişko'nun yanına bir tane de sağlam 8 numara al dedik. Dinlemedi. 3-4 tane adam söyledik. Şimdi parayla alamazsın onları. Yaşları çok uygundu. Yok birisinin boyu kısa, yok birisinin şeyi uzun. Gittiler kendi arkadaşlarını aldılar. Böyle kendi arkadaşını almakla bu işler olmaz. Evet. O 10 tane transferin bir tanesi doğru. Onu da lanzörden ben aldırdım. Menajeri ben değildim. Anladım dediğiniz. Ondan sonra bugün bana Mithat Halis Sat deseler yetkim yok. Menajeri Belçikalı, zaten benimle yapmak istemedi. Kendi başıma getireceğim. Abi, Hacı Rayt'tan bahsediyorsun değil mi? Hacı Rayt'ın. Hacı Rayt'ın menajerinden bahsediyorum. Anladım. Benden yapmam dedi. Sanki bu kulübü kendisi bu. Hazreti Ali getirdi sanki ona. Yani ulan aldırdık, emeğimiz var. Ha, onlarla sonradan hesaplaşırız. Şu anda Antalya Spor'un bu sorunu çözmesi lazım. Bu oyuncu sonuç itibariyle değerini bulursa satması lazım. Onun yerine de sağlıklı transferler yapması lazım. Bu şeyden sonra da Nuri Hoca'ya da yardım etmemiz lazım. Değeri nedir? Hacı Rahit'in şu anki piyasa değeri nedir? 10 milyon aşağıya vermem özgür. Brentford 9 milyon euro teklif etmiş. Atalanta 8,5 milyon euro, 3,5'ü peşin. Neyse, yani ben ne demek istediğim anladın. Dünya Kupası'nda da oynadı. Ha, sadece buradaki şey olmuş olsaydı 6-7'ye eyvallah diyelim. Ama Dünya Kupası'nda da oynadı. Dünya Kupası'nda oynamış olması, başarılı görüntü sergilemiş olması onun pazar değerini yüzde kaç arttırdı Mithat abi? %80. %80, o kadar fark var yani. Tabii ki. İngiliz takımları niye talip oluyor? İtalyanlar niye talip oluyor? Bu yüzden. Dünya Kupası'nda gösterdiği Hollanda maçını özellikle 90 dakika yaptı. Atalanta, Udinese, Crystal Palace, Brentford, Çin takımı, Arabistan'dan bir takım, Fenerbahçe. Galatasaray'da bir görüşme yaptı ama Fenerbahçe. Niçin almak iste? Peki bu oyuncu Sondrisya'dayken gelmeden önce benim Ersun Hoca'ya yazdığım şeyi, mektubu bir okusak. Ne yazdınız? O özellikleri, topu alır almaz sırtını rakip kaleye giden ve potansiyeli çok yüksek oyuncu. Bu 19 Şalke takımında. Bu oyuncuyu mesela... Mesela Galatasaray'da... Açıyorum Özge, bak şimdi şeyi olarak söylüyorum. Ben bu adamın bütün özelliklerini bir de dedi kafa vuruşunu ve şeyini de geliştirirse hocam zaten... Niye yazdınız? Mektup yazdınız. Bir özelliği çok önemli. O da zaten Amerikalı olduğu için durmadan pres yapıyor, koşuyor. Yani bu çok önemli. Yani taktik disiplini. Taktik disiplini yüksek oyuncu her zaman bulamazsın. Rekorsun da o özelliği var. Bunun da bu özelliği var. Alan takım hiçbir zaman için yanılmaz oyuncular. Ben zaten Türkiye'ye getirdiğim zaman Manisa Spor'a Ersun Hoca'ya ben Meduna'yı da getirmiştim. Meduna da bu sürdü. Biliyorum. Holoşko'yu da siz getirdiniz değil mi? Holoşko'yu. Holoşko'yu da siz getirdiniz. Mithat abi şunu soracağım. Mesela Hacı Wright'ı Galatasaray'da Icardi ile eşleştirip birlikte oynatabilir misiniz? Hacı Wright'ın herkesten oynatabilirsin. Sebebi şu. Ne dedik Özgür? Modern futbolun ofensif oyuncusu. Onun için pres yapan, koşan, mücadele eden, bir de topu aldığı zaman hızlanan bütün oyuncular her takımda herkesten oynar. Peki. Mithat abi
Süremizin sonuna geldik. Son sorum İlkay Gündoğan'la ilgili. İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi bitiyor Manchester City'yle ve yenilemeyecek. Bugün El Chiringuito isimli bir program vardı. İspanya'da yayınlanan meşhur bir televizyon programı. Orada dediler ki Barcelona Gündoğan'la görüşüyor. İlkay Gündoğan'la. Busquets'in durumu belli değil. Xavi Hernandez devam etmek isterse onunla devam ederiz ama gitmek isterse saygı duyarız dedi. Busquets'in yerine serbest bir oyuncu olarak İlkay'ı Barcelona gündemine aldı ve transfer edecek diyorlar İspanyollar. İlkay da zaten Barcelona'da oynama arzusunu dile getirdi falan diye detaylar vermişler. Ne diyorsunuz bu işe? İnşallah İlkay gitsin Barcelona'da oynasın. İlkay'ın da oyuncu olarak kapasitesi dünyanın her takımında oynamaya çok müsait. Yeter, müsait. Peki. Fazlasıyla. Peki Mithat abicim çok teşekkür ederim. Burada Antalya'da Nürnberg'in ikinci takımıyla gelmişti. 1341 tarihinde o zaman da seyretmişti. Nürnberg'den sonra Borussia Dortmund'a mı gitti? Borussia Dortmund B takım sonra A takım. Evet, önce Nürnberg değil mi? Tabii. Nürnberg'in ikinci takımı diyor. İkinci takımı anladım. Peki. O zaman Nürnberg diyor. Bu da daha çok minnoştu daha. Küçük peki. Yani. Peki. Mithat abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Onun için İlkay'ı da çok eskiden beri tanıyorum. Yani. Doğru doğru. Son derece yetenekli bir oyuncu. Ayağına çok hakim. Oyun bilgisi yüksek. 32 yaşında ve Barcelona'nın oyuncusu olabilir. Galatasaray'ın da transfer gündeminde ve Galatasaraylıymış galiba. Galatasaray'da bir gün oynamak istediğini ifade etti ama Barcelona... Gelsin oynasın. Evet. Peki. Kızmayız o zaman. Peki Mithat abi. O yaşlı diye kızmayız, ötekine kızmayız. O başka bir oyuncu. Başka bir oyuncu evet. O oyun karakteri çok üstün bir futbolcu. Çok teşekkür ederim Mithat abi. Hamşik'e de kızmadık Trabzon'dayken. Biliyorum. Bak, Hamşik'e de kızmadık. Biliyorum. Hamşik yaşlı ama organizatör. Peki. Takımın yeni başka bir yeri. Çok teşekkür başka ederim Mithat abicim. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi geceler. Ama. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bu bölümümüzün daimi konuğu sevgili Mithat Halis bizimle birlikteydi. Laf lafa açıyor. İlkay Gündoğan serbest bir oyuncu olacak sezon sonunda. Galatasaray'ın da transfer gündeminde ve Galatasaray'da oynamayı çok arzu ettiğini ifade etmişti zaten İlkay. Babası İrfan Gündoğan temsilciliğini üstleniyor. Galatasaray'la iyi ilişkileri olduğunu biliyorum. Yıllardır görüşüyoruz kendisiyle. Bu transfer olabilir ama Barcelona da devreye girmiş. Bu noktada çok fazla ikna edici olmak gerekiyor galiba. İlkay Gündoğan transferini gerçekleştirebilmek adına. Bugün de en çok konuşulan konulardan bir tanesi spor medyasına baktığımızda İlkay Gündoğan'ın olası transferiydi. İspanyollar da Barcelona'nın bu konuda devreye girdiğinden bahsediyor. Galatasaray Uğur Çiftçi transferini gerçekleştirecek mi? İstanbulspor'daki stoper Mehmet Yeşil gündemde mi? Mehmet Yeşil ile ilgili olarak Cenk Ergün Galatasaray'ın sportif direktörü sezon başında bir araştırma yapmıştı. Ama Galatasaray'ın bu dönem itibariyle ne bir verdiği teklif var ne de oyuncunun kendisiyle görüşüldü ne de İstanbulspor'la bir temas var. Sadece takip edilen oyunculardan bir tanesi Mehmet Yeşil. Başarılı bir performans sergiliyor İstanbulspor'da. Bunu söyleyebilirim. Uğur Çiftçi konusunda Uğur Çiftçi Galatasaray'la 2,5 yıllık sözleşme üzerine anlaştı. Sivasspor'un da Galatasaray'la anlaşması konusunda bir problem yok ama Emre Taşdemir Sivasspor'da oynamak istemiyor. Sivasspor bir başka sol bekle de görüşüyor Uğur'un yerine. Eğer onunla anlaşma sağlarsa Sivasspor Galatasaray 600 bin euro ve Uğur Emre Taşdemir'in bütün hakları üzerine anlaşmıştı. Parayı birazcık daha yukarı çıkartıp Uğur Çiftçi'yi transfer edebilir. Uğur Çiftçi Galatasaray'da oynamak istiyor. Ben Galatasaray'ın önümüzdeki 48 saat içerisinde bu transferin bitireceğini düşünüyorum. Belki de Emre Taşdemir ikna edilecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Mert'in Şenol Güneş'in kararıyla oynamaya başlamasından sonra yedek kulübesinde kaldı. Beşiktaş yönetimi bir karar aldı. Ersin'le ilgili bütün haklarını almak üzere bir teklif gelirse bu dönemde bunu muhakkak değerlendirecek. Yani Ersin Destanoğlu'yla Ocak ayında eğer teklif gelirse yollar ayrılabilir. Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Memphis Depay bundan böyle Atletico Madrid için oynayacak. Atletico Madrid 3 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 3 milyon euro vererek Barcelona'yla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı oyuncu Memphis Depay'ı transfer etti. Joao Felix'in gitmesinden sonra özellikle Simeone'nin istediği bir oyuncuydu Memphis Depay. Daha önce de söyledim bir kez daha hatırlatıyorum. Galatasaray Emin Bayram ve Özgür Baran Aksaka'dan sonra bir akademi oyuncusu Metehan Baltacı'yla da yeni sözleşme yapacak. 2026 yılına kadar Metehan'a yeni sözleşme veriyor Galatasaray yönetimi. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar dilerim. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.